Etiket. Evet, merhabalar arkadaşlar. Lore Konseyi Selamlar. olarak karşınızdayız. Merhabalar. Sesler tamamdır diye düşünüyorum. Eda da koştu, yetişti. Merhaba demek için. Evet, şimdi Eda merhabanı ver. Sonra eksiksin, Merhaba, ver tamamlamaya kaç. geri dönebilirsin. Tamamdır. Arkadaşlar ben şöyle bir giriş yapayım. Bugün biraz böyle özelimsi bir gün diyeyim. Neden? Aslında hani 5'in katları oldu ama ben bugün yayına girerken fark ettim. Eminim Görkem'le Murat'an da karşı çıkmayacaklardır. Bir etkinliğin yaklaşmasının haberini vermiş olalım. Arkadaşlar dile kolay 45. bölüm olmuş. Bu 45 hafta demek de bu aralarda atladık. Daha uzun süredir birlikteliğimizin nişanesi olmuş olsun diyelim. 50. bölüme özel bir etkinlik yapalım arkadaşlar. Anahtar tarzında takılalım, hediyeler dağıtalım. Bakalım game time olur büyük ihtimalle. Sayısını daha sonra karar veririz arkadaşlar. 50. bölümde, Lore Konseyi'nin 50. bölümde doğuya bakın diyelim arkadaşlar. 50. bölüm, evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Onlar ne demek? Siz nasılsanız biz de yansımasıyız. Gerçektir takipçi. Sağ ol, var ol. Ve arkadaşlar bugünün konusu şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz biz genelde seri muhabbetleri yapar idik bilgisayar anlamda ama özellikle Shadowlands geldi geleli biraz daha muhabbet, biraz daha sizlerden gelen reaksiyonlara verdiğimiz yorumlamalar ve teori crafting üzerine yoğunlaşıp hikayeyi ele alıyoruz. Tabii ki bu Shadowlands'in hikayelerini bilgisayar anlamda, ansiklopedik anlamda ele almayacağımız anlamına gelmiyor. Bu anlamda içeriğimiz çok bitmiş değil. Tekrar tekrar geriye dönüşler yapıp tekrar tekrar tek tek ele almalar yapılabilir. O yüzden hani abi şu atlandı, şu atlamıştınız, işte şunu da anlatmadınız. Bana göre çok önemli noktalar dediğiniz yerler varsa yoruma ya da şu anda chat'e bırakın biz direkt olarak onu ele alalım. Ama onun dışında dediğim gibi şu anda tek tek Covenant hikayesini ansiklopedik olarak eve almayacağız. Shadowlands'in şu anki bu ilk patch'inin bitişindeki Covenant hikayelerinin yani campaign'lerinin bitişlerinde neler yaşandı? Bunlar nelere gebe kaldı? Bizi neler bekliyor gibi yorumlamalar yapacağız genel anlamıyla. Sylvanas did nothing wrong gibi mesela. Bu anlamda arkadaşlar ben Deniz Utku bir Necrolord olarak yayına katılıyorum. Eda'cığım bir Night Fae olarak yayına katılıyor. Görkemciğim Ventri olarak. Muratan da Kirin'da bize bağlanacak diyelim. Ama tabii ki işte ben Night Fae'nin işte Eda'nın birkaç görevini ben yaptım mesela. Alt karakterimle Venture oynadım falan. İşte zaten Görkem bütün Covenant'ları şu anda oynuyor ve hakim. Özellikle içerik üretimi anlamında buna odaklanmış durumda. Muratan desen o da şöyle söyleyeyim high end gaming content'te yetişmek için O da Covenant'lar nereden esse o tarafa yürüdüğü için hepimizin Covenant'lar hakkında, Covenant hikayeleri hakkında bilgisi mevcut. Ama gel gelelim bu yayında dediğim gibi biraz daha yorumlayacağız. Biraz daha sonları bize neye bağladı, nasıl bittileri konuşacağız. Şimdi o yüzden Muratan ve Kirin demişken haritaları yürüme şeklimize göre gideyim. Aslında şunu da not düşeyim. Kirin ve Ardenwild'in yani Bastion ve Ardenwild'in düzeltiyorum. Kirin ve Night Fae'nin Covenant Campaign bitişleri birbirine yakın oldu. Hemen hemen nasıl söyleyeyim iç içe bitti. O yüzden Eda'yla birlikte Murat'an yorumlamaya başlar ama biz Shadowlands'e geldiğimiz ilk adım attığımız günden itibaren nasıl bir görev zincirini takip ettiysek o şekilde yürüyelim. Yani işte Kirin, Necrolord, Night Fae ve Venture olarak gidelim. Ufak ufak ama dediğim gibi Bastion anlatırken Ardenwild'ı anlatmamak olmaz. Ya da Maldraxxus'u anlatırken Rivendell'i anlatmamak olmaz. Öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi iç içe. Zaten Muratan da anlatırken ufak ufak göndermelerini yapacak, muhabbetleri anlatacak bize. Diyelim lafı daha fazla dolandırmayayım. Güzel, uzun, açıklayıcı bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Ve sözü Muratan'a bırakıyorum. Abi Bastion'da yani o ilk görev yaptığımız andan itibaren değil. Yani o hani level 60 olana kadar ki süreç değildi abi. Campaign olayı başladığında biz neler gördük orada? Ben açıkçası hiç oynamadım. Yani Kirin hiçbir altım olmadı. Yani nasıl söyleyeyim? Yan bir faction'ı varsa orayla görev dahi yapmadım. Abi neler yaşandı orada? Bize bir özetle. Öncelikle hani bütün bu ekipte herhalde
Kirin anlatması beklenecek sonucu bendim. Evet. Ama öyle oldu yani hayat. Kısa çöpü çekti. Kirin de şunu da anlatıyorum. Ne? Kısa çöpü çektin ne diyorum. Ben de öyle dedim. Ha evet ya, kısa çöp tekrar cidden. Utku ile Görkem rahat. Rant ile Neko. Natife ile Kirin bize kaldı ya da. şey ama şaka bir yana, Kirin storyline benim beklediğimden güzeldi. Hatta Natife'den daha iyiydi bazı açıdan. Yani, tamamlanışı açısından Natife'den daha daha düzgün bitti diyeyim ben artık. Düzgün bitti. Daha biraz bilmeyenlere göre kısa bir özet geçti bence, ona göre yorum ya. Evet evet, yani ne yaptık? Olay şu. Ha, ha. Bütün Covenant'ların başlangıcı aynı işte. Önce Covenant Sanctum'da selam verip sonra mola gidiyoruz. Ardından kalan 7 partta hikaye değişiyor hepsinde zaten. İlk part Kilea. Yani o Death Snake geldiğimizde yanımıza gelen kızın Ascension yükselip tüyleriyle başlıyor ve bir adını unuttum oranın. Lakeshire'daki bir tane çiftçinin Scourge istilasından önceki son anlarını yaşıyoruz. Ama hangi Scourge istilası bilmiyorum. Yani Warcraft 3 mü, World of Warcraft 3 Shadow Warriors mı onu bilmiyorum, açık konuşayım. Hı hı. Çok da önemli değil aslında zaten. Ama yanlış hatırlamıyorsam yeni ölmüş biri olduğu için Shadow Warriors prefeci olabilir. O çiftçinin yaşadıklarına bakıyoruz. Ve hani Kilea da onun o gördükleriyle hani o ruhu değerlendirmesi isteniyor işte, ders olarak diyeyim artık. Ve gittiğimizde de o spirit, alıştığımız spirit yıldır modelinin yerinde aslında o Kirin'de gördüğümüz o Valkyr modeli var artık. Yani oyunda Anilo yok ama onu oraya koymuşlar. İşte o adamın hikayesini izliyoruz ve geri dönerken de onun MOBA gittiğini fark ediyor Kilea. Ben de burada koyunma gitmiştim. Hiçbirinin bir farkında değilsiniz yani. Çünkü görevlerde hatırlarsanız başlangıçta Kilea şey demişti bu. Oradaki o Hand ya da Paragonlardan birine hani. Moğol'da Kirin'ler var. Bizim Kirin'ler var ama işte siyah giyiniyorlar diyeyim hani, öyleler. Elemana demiştik yok yok öyle bir şey yoktur. Arkon öyle bir şey söylemedi demişti, inanmamıştı. Ve şimdi bunlar ruhları MOBA gittiğinde o aşamada öğreniyorlar. Yani Kirea gözüyle görüyor. Ancak o zaman hepsi öğreniyor bunu. Daha doğrusu belki de Arkon biliyordu, söylemedi. Ve zaten ufak bir isyan ediyor Kirea. Kirea o yüzden bakın böyle bir durum var, niye söylemiyorsun, niye bir şey yapmıyorsun diye. Bunu bastırıyorlar işte. Geçer geçer hani. Üzerini kapıyorlar konunun. Ascension rütbeliyor Kirea'nın. Devos orayı basıyor. Şeyleriyle. Mossborn'la işte No More Lies diyor Devos'ta. Bir dakika, Mossborn diyorsun da. Mossborn. Evet, karışıyor orada. Mossborn. Mossborn'da basıyor Devos. Ve No More Lies Archon diyor. Aynı Silvanas'ın söylediği gibi. Evet. İşte daha sonra chapter bitirmek için dungeon'da Devos'u öldürüyoruz. Ardından kalan chapter'larda şimdi biz onların bir Crest of Ascension diye bir mekanizması var. Onu kırıyor Devos. O yüzden hani yeni bir Ascended Kirin yaratamayacakları için biz kalan chapter'larda Maldraxxus'taki House of Constructs'taki o koca Abomination arkadaşı, onun baronunu öldürüyoruz ve ondan bir item, ondan aldığımız bir parçayı götürüyoruz. Bir sonrakinde Ventil'lere, Revendreth'e gidip oradan şimdi adını hatırlayamadığım bir item'ı alıyoruz. Ardından Nightfey'e gidip yine oradan bir şey almaya gitmişken bu kez yine onlara yardım edip yine orada aldığımız bir eşyayla onu da götürüyoruz. Ardından başka bir bölümde Mechanicos vardı hatırlarsanız Dungeon'da. Hani bu herhalde o Severed'ların en zekisi diyebileceğimiz o robotları da yapan eleman asıl. Onunla böyle onun en iyi dizaynını işte oluşturup
Onu da götürüyorum. O da orayı forjluyor ve Crest of Ascension'ı tamamlıyoruz. Bu şey ama miydi sonra... Murat'an, sözünü kesiyorum da, Ardenvild'a gidip işte orada bir tane perinin bastığı şeyden, bir seed'den bahsediyoruz. Evet, ona dönüşüyor hatta. Winterfell'i yani ben... buff'luyor hatta, Urzol'u falan kaldırmış, evet. Geliyor falan. Ya Urso değil yani, hani hepsi gelip ölünce ölmemeleri olayının da bence oyuncuların ona bağladığı bir yer var, orası değil mi? Bir dakika, hani onu bir... Side dönüşmece olayı var ya Nightfall'de. Evet, side dönüşü, evet. Tamam, işte o ikisinin hikayesini bağlıyor orada değil mi? Evet, evet. Ve Davos buna çok üzülüyor. Ay, Davos demeyeyim. Pelagos buna çok üzülüyor. Ardından sonraki bölümlerde Lysandre ile oturmak için ilişkisini öğrenmeye başlıyor. Çünkü Davos'lardan Lysandre'ye başa geçmiş ve aslında Force One hala aktif. Ve Lysandre Davos'tan böyle 10 kat falan daha fanatik. Böyle daha cüretkar diyeyim artık. Ve Uhtur hani o derece uç davranışları açıkçası biraz şüpheyle bakmaya başlıyor. Biz böyle yapmıyorduk, yapmamalıydık falan diyor. Temple of Purity'ye saldırıyor Lysandre. Oranın Paragon'uyla savaşırken biz onu mağlup ettikten sonra, daha doğrusu hani onu orada dövdükten sonra Mova kaçıyor. Uhtur'u da yanında götürüyor. Uhtur da garibim. Hiçbir şey bilmiyor Mov'la alakalı. Daha Mov'sun orada bilmiyor. Aslında Hella'yı da bilmiyor. Hella'nın da aslında Lysandre'ye hizmet ettiği efendi olduğunu bilmiyor. Yani hiç mi araştırmazsın katılmadan, değil mi? Hiç mi sormazsın? Mob'u falan yeni görüyor Uhtur orada. Diyor ki biz bunlar için bunlara kalkışmadık. Biz böyle değildik. Nesin peki? Ben artası buraya mı attım şeyi var zaten orada, değil mi? Öyle, onu demiyor ama hani diyor ki ulan yaptığımız hataymış, demek ki buraya atmışız falan. Diye. Evet evet, onu da söyleyeceğim ben. Hani ulan bunlar mıymış bunlar? Ne yapıyorsunuz siz? Tadında takılıyor böyle olanları görünce. Lysandre'yi dövüyoruz sonra. Orada da dövüyoruz. Yine enough deyip kaçıyor bu arada. O raid boss'u ya. Yo yo. Ve Lysandre hatta Ascendant olmak için Uhtur'u kullanmaya çalışıyor. Uhtur artık orada hani nasıl bir bokun içine girdiğini söyledi artık, öyle diyeyim, anladığı için ardından bizimle geliyor. Kire öldü mü? Kire ile beraber son partta ölüyor. Hmm. Ardından ölmüyor olması lazım orada. Yok yok, anlatayım. Çıkarıyor ya. He, o ama işte non-canon kısım artık. Yapacak bir şey yok ona. Son kısım orası. Böyle bak şu mantıksızlığı düşün. Common Campaign'in 3. partında görmen gereken işte Davos'un aslında Force War'un başında olması mevzusunu Level 2'de Dungeon'da görüyorsun. Buna dikkat tamam. Ettiğin misin? Tamam, doğru, evet. Çok saçma bu arada. Ben bundan da bahsedecektim. İnsan onu max level dungeon'ı yapar değil mi? Abi ben onu leveling'de yaptığımı hatırlıyorum. Yani onu hiç, yani onlara çok dikkat etmiyor Blizzard bence. Yani çok umursamıyor. Çünkü yani bayağı çok tahmin edilebilir bir şey olsa da Force World'un başındakinin Devos olduğunu. Orada hani daha leveling'de görüyorsun bunu. Hani 3. chapter'da görmek. Harcanacak çok karakter var abi, ondan şey yapıyordur yani. Neyi? Harcanacak çok karakteri var Blizzard'ın. Abi yok, harcama anlamında değil yani. Spoiler veriyor, onu demek istiyorum daha mesela 55'te bu. Evet evet. Şey, diğer mesela Covenant'ları yani oynamamış olanlar onu bilerek oynayacak, öleceğini falan bilerek. Evet, evet. İşte son partta da artık hani bütün bu temple'ları var işte. Temple of Purity, Temple of Courage. Hepsinden böyle artık en güçlü askerleri toplayıp işte Mechanicos, Pelagos, Clea. Archon bu arada hiç karışmıyor ama bir şunu söyleyeyim. Archon Winter Queen'den daha artık delikanlıymış diyeceğim. Çünkü Archon daha 3. chapter'da gidip Davos'la teke tek kapışıyor. Hani ifleri eline alıyor gerektiğinde, ki Davos'un bu arada Archon'la teke tek kapışıyor olmasında. Yani konuşmak lazım bence hani. Nasıl bir güç verdiyse Jailer ona, bir de gücünün bir parçasını vermiştir. Archon'la kapışıyor zaten Dungeon'da. Yani biz gelmesek yok zaten Archon. Evet, evet.
Öyle de bir detay var. Winter Queen son chapter'da bir olay oluyor. Ona kadar o olaya kadar hiç karışmıyor. Zahmet etmiyor yani. Archon direkt sahada her şey gerektiğinde müdahale ediyor. Devot mekanı basıyor. Tabii. Son chapter'da işte Lysonia'ya son bir saldırıya güzel bir savaş veriyoruz. Lysonia da şey diyor yani. İşte doğru yol bizimki. İşte Archon size yalan söylüyor. Yani o Force War'un ideolojisini konuşuyor, söylüyor diyelim. Ardından Lysonia ile son savaşımızda Uther mevzuya katılıp onu yenmemize yardım ediyor. Ama o sırada hala şey, Force War yani Dark Angel halinde. Daha sonra işte Archon'un neredeyse ayaklarına kapanıyor Uther orada. Yani beni affet, ben göremedim, ben yanıldım. Hani ama Force War çehresi de bozulmuyor yani bildiğim kadarıyla. Niye? Yani Force War'ın görüntüsü de bozulmuyor ya, yani. O şimdilik bozulmadı. Force War'ın mahvet beni, oyuna geldim, aklımı çerdiler diye Force War'ın dedim, Archon. Archon da diyor ki yani sana daha o kadar çabuk güvenemem. Yani neredeyse onu affetmeyecekken hangi paragon olduğunu şu an hatırlamıyorum. Humility olabilir. Paragon'a humility olabilir. Diyor ki hani onu kanatlarının altına alıyor tabiri caizse. Diyor ki hani ben onunla bir konuşayım. Niye bunları yaptığını bir öğrenelim diyor. Tam hani Archon mesela bunu sormuyor o eleman ama onu soruyor hani. Niye bunları yapsa? Bir onları ben öğreneyim, bir konuşalım deyip onunla gidiyorlar. Ama gitmeden önce yolda bizimle konuşuyor otur. Ter bastı. İşte. Gıcık oldum biraz. Niye be? Eda'yı. Sen evet. Şey, işte Arthas hakkında pişmanlığını da dile getiriyor aslında. Hani ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bunların ve bizim Arthas'a yaptığımız adalet değil, intikam diyor. Yani o şeyin Afterlife'ın sonunda söylediğinin aslında tersini söylüyor. Hani ben Lysonia'nın aslında böyle Devos'un Lysonia'nın böyle bir şey kalkacağını bilemezdim, bilmiyordum diyor. Ben şeyi de merak ediyorum. Belki Devos da aslında bunu bilmiyordu. Hani işin Helya boyutunu bilmiyordu. Ya da Mothsworn boyutunu. Lysonia iyice fanatik hale geldiği için belki onu artık o seviyeye aldılar. Belki Devos da bilmiyordu. Uther'la beraber gidiyorlar. Ama işte insan da soruyor yani. Uther hiç mi araştırmazsın? Hiç mi merak etmezsin? Bunlar niye böyle diye? Hiç mi bakmazsın hani bunların arkasında kim var diye? Böyle bir çok saf, çok komik bir hale düşüyor Uther yani, açık konuşayım. Bunlar böyle değil de neydi? Hepiniz siyahsınız ya. Ne bekliyorsun orada? Kanatları siyah boyamışsın. Blue Uther olmuşsun. Siyah. Hani siyah, koyu mavi. Ne bekliyorsun oradan? Tabii ki Moğol'la bağımsız olacak. Hiç mi bilmiyorsun? Bilmiyor tamam da. Artısı attığın yeri de bilmiyorsun yani. Ha tabii yukarıdan bakınca tabii aşağı göremiyorsun. Uther işte öyle bir pişman oluyor. Ne zaten Mav'a bağlıyorlar bir yerde değil mi? Bayağı evet, evet. Tabii, tabii. Geçiyor yani. Dabt olayını. Evet. Çıkış noktası direkt Mav'mış yani. Hatta zaten şey ilginç, komik Behçin'den. Dabt böyle abi kendi Dabt'ını böyle önüne alıp dövüyorsun. Sonra onu yeniyorsun ya. Pelagos onu yapıyor mesela son chapter. Dabt'ı böyle bir şeye dönüşüyor önünde. Dövüyoruz onu Pelagos'la beraber. Pelagos'a şüphesinden kurtuluyor. Ne güzel ya. Hani kötü bir duygun var abi. Karşında manifesto oluyor. Dövüyorsun dövebilirsen. Kurtuluyorsun da ondan. İşte o zaten ama şey bunların böyle bu kuralcılığı var ya işte bu kiri. Evet. Bu sembolizasyon olayını böyle somutlaştırarak aslında senin o kişiliğini bir nevi böyle baskılıyorlar. Sen onu dövdün tamam bitti artık. Sen artık burada işte Kirin olarak böyle bizim şeyimizde eğitimimizde devam edeceksin falan böyle olayının ilk adımı gibi o. Evet. Ama işte hoş ya yani ne güzel keşke hepimiz böyle şüphemizle güvensizliğimizle dövebilsek. Mesela yani. Fakirliğimizi çıkartıp dövsek falan. Öyle değil mi böyle keşke abi. Güzel olur ama o da şöyle bir şey işte seni kendi kendini böyle asimile etmeye motive ediyor. Kendinden evet. Böyle vazgeçiyorsun daha büyük bir davanın böyle parçası olmak için
İşte kişiliğinden, özgünlüğünden, böyle özgür iraden. Zaten onun işte mantığı da şey, Shadowlands'a götürdüğün ruhu yargılamamanı istiyor. Hani Cem Yılmaz'ın şey diyordu ya, hani bir beni tedavi eden doktorla benim ameliyatta anım sitede seçtim diyor ya. Başıma hani herifle benle ilgili bir anısı canlansa ya, bir şaka yapsam adama. Benle ilgili anısı canlansa ben seçtim diyor mesela ameliyattayken. Hani o da onun gibi herifle işte öbür tarafa taşırken seninle ilgili anısı canlansa oturdu olduğu gibi. Kim bilir neler yapacak. Yetki onda çünkü o sırada taşıma yetkisi. Aslında kötü bir şey. Hani bütün geçmişini geride bırakmak ama sebep o. Yani Yani işte yoksa otur gibi atıyorsun bunu. kağıt üstünde zaten işte o kuralcı olmalarının sebebi mantığı var tabii ki. Yani ama işte bunda da şöyle bir şey var. Nasıl diyeyim sana? Mesela işte bu işte ceza verme yetkisi olan ya da işte ne bileyim yani gerçek dünyadan örnek vermek zorunda kalacağım işte hakimler işte yani işte Judge Dredd olayı diyeyim mesela Judge Dredd gibi davransa hakimler işte hem cezayı kesen hem suçu belirleyen hem işte cellat falan işte o Judge Dredd oluyor o zaman hakim olmuyor ama işte Evet. gür iradesiyle ve işte bilgisiyle, birikimiyle, ne bileyim vicdanıyla bunu yaparsa o zaman gerçekten adil bir karar Evet. vermiş oluyor. Şimdi oradaki o özgür irade ve kural eşiği o yüzden önemli. Şimdi belli bir kural için bunu yapıyorlarsa işte o Kiryanların bunu yaptığı mantıkta o zaman sadece Arkon'un ya da daha üstünde işte Arbiter'ın iradesi için bir şeyler yapılıyor. Üst iradeye Evet. sadece çalışıyorsun. Sen sadece o zaman iradesiz bir araçsın yani çarkta bir dişlisin. Yani Evet. o zaman olmuyor işte sen yani önceki o birikimlerini Yardımcı olurum ne biraz. bileyim işte yaşayıp ölüp gelmişsin ya oraya layık bulunmuşsun falan. O zaman oraya o layık bulunma mantığının bir anlamı kalmıyor. Kendisiyle çelişiyor yani. Evet, hani oraya geldin, hani animanla oraya geldin. Ama daha sonra anima gitti aslında her şeyi geride bıraktığın Evet için işte. hani o. Hani anima için bunun yapılması işte çıkar olayı var. Yani bunu anima akışını belli bir düzende tutmak için özellikle yapıyorlar zaten. İşte altındaki mevzu o Kiryan düzeninin ama işte bize o şekilde yani ya da ne bileyim kendi altında çalıştıracakları varlıklara bunu o şekilde göstermiyorlar. Biraz böyle şey gibi işte tarikat sistemi gibi yani kendi içindeki kuralları yüzünden. Zaten o ideoloji farkını işte o Arkon yanlış hiçbir görevde bir şey yapmadı. Archon'la Devos'un o gayet artık elit bir düzeydeki kapışmaları, söz kapışmaları boyunca duyuyorsun zaten dungeon boyunca. Çünkü gayet Evet, orası bayağı felsefe bulmuş hakikaten. her ne kadar düşman olsalar da çok medeni konuşuyorlar. Yani dertlerini anlatıyorlar birbirlerine ve şey ilginç orada. İşte bunu da söyleyip artık Utku'ya vereyim Necrolord için. İşte Devos anlatıyor işte Jailer'a yaptığınızı biliyorum, yaptığınız haksızlığı biliyorum işte bize çevremize kurduğunuz bu hapishaneyi biliyorum işte bu yüzden ben kendi özgür irademle işte Jailer'a katılmayı seçtim diyor. Arkon mesela orada şey demiyor, biz öyle bir şey yapmadık, yanlış anlamışsın, yalan söyle demiyor. O zaman ihanetin için çok üzgünüm deyip devam ediyor. Hani hiç inkar etmiyor. O benim dikkatimi çekmişti. Hiç mi hani işte yalan söylemişti sana, hayır biz öyle bir şey yapmadık demiyor. Öyle mi? Tamam o zaman yani ihanet için üzgünüm. Yapacak bir şey yoka getiriyor onu söylediği anda Arkon. O da bir detay olsun ama yine de Arkon'u bildirmeye tercih ediyorum. Onu da söyleyeyim. Eda da anlatsın Night Fae'yi de. Ben şu aşamada dungeon'dir Ya Eda şimdi Nightfade'i Arkon. gülmeden edemiyorum. Biraz şey oldu, çekindi. Tam anla Hani tamam ne? şöyle olsun kendi anladığını anlatsın. Ben desteklerim güzel de olur hani. Lore öğreniyorum şey gibi. Doldururuz ya. Ya Yapacak kadar. birkaç yerde ben devralırım çünkü dediğim gibi zaten yayın başında söyledim aşkım ben yaptım görevlerini diye. Arkadaşlar Eda'nın karakterini raid'e yetiştirebilmek adına pek çok böyle ara görevlerini falan şeylerini ben yaptım ama mesela nasıl söyleyeyim önemli noktalarda dan bir tanesinde vardım öyle söyleyeyim.
Bu şey adını sen söyle. Luan'ın adı aklıma gelmedi lan. Ölüm Luan'sının. Boğumsandı. Boğumsandı'nın o nekropolisindeki ritüeli falan ben yaptım. İşte Luan'ları kurtarmayı ben yaptım ama şeyi sonunu sen kendin yaptın yani. Evet. Şey, zaten. Tayland'ı kurtarma şey mi? Gidip Tayland'ı kurtarma. Evet onlar falan. Evet, onları evet. Anlat. Şimdi ben Necrolord'u anlatayım. Zaten sana pas attığımızda birlikte gideriz. Tamam. Tamam. Korkma, çekinme. Şimdi bir Necrolord olarak Kel'Thuzad'dan çok sıkıldım. Sıkıldın mı? Abi niye? Çok ben iyiydi çok ya. Ben çok seviyorum Kel'Thuzad'ı. Naxxramas'ta kes. Kel'Thuzad sevilmez mi ya? Revize Naxxramas'ta kes. Vallahi abi bir daha gelsin bir daha keserim. Evet, yani abi, kesmek değil de hikayedeki varlığı bilmiyorum beni çok mutlu ediyor. Şimdi zaten Sabahattin abi söyledi. Anlamışsınızdır arkadaşlar. Necrolord'un sonu yani tünelin sonu Kel'Thuzad'a çıkıyor. Aslında Ventrin de... Hayır abi eklemi yapayım. Necrolord'un sonu bize orta parmak çeken Kel'Thuzad'la bitiyor. Aslında kastini dikkatli izlediğinizde öyle mama giderken öyle bir orta parmak değil de o aha sıçtık derken şey var. Geleyim ben oralar. Şimdi arkadaşlar biz Necrolord'u seçiyorsun. Evet, adamlar geliyor. Atayım, öyle devam et madem. Çünkü Ventir'in de sonu Kel'Thuzad'a çıkıyor. Evet. Ben dediğim gibi bir şeyi anlatıverem. Adını siz söyleyin. Hadi buyur. Necrolord. Necrolord'un başlangıcı. Arkadaşlar Necrolord'u seçtiğiniz andan itibaren kendinizi kaosun içinde buluyorsunuz. Yani zaten görev yaparken hiç gittiniz yani bilmiyorum tecrübe edenleriniz vardır zaten de yani görev zincirini yaparken Maldraxxus'a geldiğinizde sen niye dövüşmüyorsun lan deyip seni ringe atıyorlar. Orada evet, bir direkt dövüşmeye başlıyor. Abi nereye geldin falan oluyorsun. Böyle elinde kılıçlar tamam dur ona da vuracağım falan diyorsun. Ama bu sonra anlıyorsun ki Necrolord'u seçince yani Maldraxxus'un Covenant'ını adamlar hep öyle. Ve bunun sebebi Theater of Pain inanılmaz güzel bir dungeon. Bunun sebebi arkadaşlar düzenin kurulamamış olması. Düzenin kurulamamış olmasının muhabbeti de şeye dayanıyor. Primus yok. Yani o Covenant'ın lideri yok. Yani bu 3 tane... Mahsus kalmış abi. Evet 3 tane yani 3 tane Covenant'ın liderini düşünün. Var. Atıyorum. İşte Sire Denatrius Hadebos da Prens geçiyor yerine. Yani bir Winter Queen gibi bir Archon gibi lideriniz yok. Yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani direkt giriyorsunuz bir abi ne oldu? İşte House of Eyes'a saldırıldı. Zaten hikayenin başlangıcında o ne derlerdi? Kısa animated shortlarda verdiler bize onu. İşte Draka seni geliyor buluyor. İşte Seat of Primus'a girmemiz lazım. İşte kılıcı alıyorsun. Excalibur mu? Hayır işte ölüm dünyasında Excalibur'un ne alakası var? Olsun sen yine de taştan çıkar. Seçilmiş kişisin kardeş. Tamam diyorsun, gazlıyorsun. Aa Ashbringer geldi. Yok artık ben Deathbringer'ım diyor sana. Elindeki ne diyorsun? Hayır o Ashbringer değil diyor. Tamam diyorsun, onu da yanına alıyorsun. Bu sefer Lady Wash'ı buluyorsun. Kızım senin burada ne işin var diyorsun. Ben artık iyilerdenim diyor. Tamam diyorsun, inanıyorsun falan. Oğlum bir dur, o ağzımıza sıçmıştı ya. Ağzımıza sıçmıştı Retail'de oynarken. Yok tamam diyorsun, Lady Wash'a da inanıyorsun. Neden inanıyorsun? Çünkü Maldraxxus'taki House'ların arasında bir çekişme var. Ama pek çok House... bu çekişmenin artık Maldraxxus'a yani Necrolord'lara zarar verdiğinin bilincinde işte House of Eyes gibi House of Chosen gibi ki House of Chosen da daha sonra boka sarıyor. İşte House of Plague gibi o neydi? Satramadar mı? Dur şuradan son boss'undan bakayım Plague Fall'un. Evet, Plague Fall'un son boss'unun evet, House'u. Evet. Olsun adını tam söyleyeyim. Stramada, Margrave. Bunlar bakıyorsun tık 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 gidiyor. Burada şeyi hissettiriyor sana. Maldraxxus'un geleceği sensin oyuncu hissiyatı var. Çünkü yanına aldığın o Deathbringer yani Alexandros Mongrain, işte Draka ve Wash, Lady Wash gibi karakterlerle bu House'ların yerine geçen karakterleri topluyorsun ve yeni bir Necrolord serisini kuruyorsun. Çünkü inanış şöyle, bir yerde Primus var. Bu Primus'u tutup bulacağız. Yani ya da işte gördüğü yerden ya da işte tutulduğu yerden kurtaracağız, getireceğiz, koyacağız. Çünkü her House'a ne derler dersini verirken bir parçasını buluyorsun Primus'un. Bu parçası derken Maldraxxus yani Necrolord oynayanlar bilir. Covenant hanesinin içinde
Primus'un heykeli var. O heykeli giydiriyorsunuz. Yok önce bilekliğini takıyorsunuz. Sonra işte cloak takıyorsunuz. Shoulder takıyorsunuz falan derken parça parça size ipuçları da veriyor nerede olduğuna dair ya da sizin nelerin beklediğine dair. Derken hop House of Construct. Bu işte bok böceği birleştirip işte Thaddeus gibi çığlık atan kadınları bir araya birleştirilen şey var ya House. Ha, o House'un lideri bir tane şişko bir abimiz Stitch gibi bir şey. Evet. Bu gidiyor anima açlığı yüzünden artık çünkü kendi Maldraxxus'un içindeki hanelere saldırarak bu anima açlığını gideremeyecek. Bastion'a saldırıyor. Bizim Necrotic Wake dediğimiz dungeon bu sebepten dolayı var. House of Rituals değil mi saldırıyor? He? House of Rituals değil mi? Şöyle aslında House of Rituals değil direkten. Evet onlar ama zaten bu kurguyu yapan... House of Rituals'ın başındaki abla yok zaten ortalıkta. Kel'Thuzad muhabbetini oraya bağlayacak. Hı. Yani o Margrave işte dediğim gibi o şişko olan Margrave. Hatta onlar beraber ihanet etmişler hatta. Benim anladığım oydu. Evet hatta işte o Bastion'daki Paragon of bilmem ne isimleri tam hatırlamıyorum. Paragon resmi gelir karşınıza. Döngüde buldum koydum. Kyrian şeyle Covenant ile bir araya geliyor Necrolord'lar. Önce tabii birbirimize önce bir güven sorunsalı yaşıyoruz işte. Önce kılıçlar çekiliyor falan. Sonra 3 saniye falan sürüyor bu gerginlik. Sonra arkadaş kanki oluyoruz. Necrolord Necrotic Wake'i bitiriyoruz. Zandria. Ay eyvallah. Dungeon'ı bitirdikten sonra geliyorsunuz arkadaşlar. House of Construct'ı temizliyorsunuz. O Margrave'i de öldürüyorsunuz. Denklemden çıkartıyorsunuz ve düzen kurulmuş gibi görünüyor ama hala problemler var. Ne House of Rituals. Zaten House of Rituals'un aslında muhabbeti de House of Chosen'a dayanıyor. Çok karışıkmış gibi geliyor ama House of Chosen normalde bize iyi gösterilen hane ama ilk ihanet de oradan geliyor. Seni öldürmeye çalışıyorlar falan. İlk aradan çıkardığın o şey oluyor zaten. Kyrixis oluyor. Bu Shadowlands'in zaten... loading screen'de gördüğünüz abi o. Böldüğüm, böldüğüm çok pardon. Benim zaten Blackfall'daki muhabbeti anlamam bir ay sürdü. O kadar karışık yani. Karışık evet, çirkin seviyesinde karışık. Oraya da geleceğiz. Hani geleceğiz. Şey böyle yani, üçüncü boss'la dördüncü boss'un alakasını bulmak falan bir ay sürmüştü bende yani. Şey, Lady Wash bizimle, alo. Wash diyorum, iki ay kafalık bekledi. Evet abi yani, bilmiyorum Lady Wash'a kör kütük şu an aşık bir şekilde güvenmiş ve Necrolord olarak birlikte ya. Yol alıyoruz yani. Derken arkadaşlar... Şeklini koruma muhabbeti de çok iyi onun. Ya oranın detayını hatırlamıyorum ya. Anlatabilirsen yani, sevinirim valla. Mobrain'le konuşuyorlar galiba işte. Bir böyle şey var. Stay Awhile and Listen modu, böyle bir kendi aralarında muhabbet var. İşte sen neden bu şekilde kaldın falan diyor. İşte ikisi de birbirlerine sebeplerini anlatıyorlar falan. Draka da aynı kalmış ya işte, normalde o bulunduğu şey House'un işte üyeleri şeye Necrolord görüntüsünde hepsi. Ama işte Wash koruyabilmiş falan. İşte Mograine de zaten şey işte eski human formunu. Şey formunu korumuş. Ya tabii bu biraz şey uydurmaca da işte oyun şeyiyle. O şeyden işte tabii Wash'ın asıl formu şey değil ya, Naga değil ya. Ona gönderme yapıyor işte. Hani neden Naga formunu korudun işte Night Elf formunda değilsini kastediyor. O da işte esas benim güçlü gerçek gücü edindiğim halim buydu. Buraya uygun olan da o diyor işte gücünden dolayı. Başında Night Elf halini merak ederdim yani. Yalanım. Hay burada hala. Taş gayet. İki numaraymış işte şeyden. Aşağıdan sonra. Aşağıdan sonra aynen. Bu ara iki numara derken böyle nasıl söyleyeyim işte mak gözü falan tarzı kadın o... Yok yani hani dünyanın en güzel ikinci yaratığı. Ha oo. Eyvallah yok onu demek istemiyorum. Oradaki hiyerarşide de öyle ya ben. Hani Aşara'nın çöpçüsü olabilmen için bile işte çok güçlü bir büyücü olman lazım falan. Evet. Velhasıl arkadaşlar daha sonra iş House of Rituals'a geliyor. Burada Ventrilerle bir araya geliyoruz. Şöyle yapayım ben. Buranın sonunu bağlamayayım. Çünkü buranın sonu zaten artık şeye geliyor. Nasıl söyleyeyim? İşte abi geldi, herkesin bildiği. Adını sen söyle. İşte Kel'Thuzad. Geldi, dövdük, gitti olacak. Neden Görkem'e bağlayacağım? Çünkü Ventir'le beraber gidiyor bu saatten sonra hikaye. Buraya kadar Ventir alabilir miyiz Görkem senden mi? Tamam, o Draka'nın geldiği yere kadar.
Evet. Ben aslında bayağı özet şey anlatayım demiştim ama yani aslında Venture'de de işte oynadığınız kısımla alakalı her şey. Sonradan Raid'le bağlantısı olduğu için işte o kısım biraz farklı. Ama orada da zaten olayı Raid'den biliyorsunuz. İşte ilk baştan anlatayım. İşte Den atıyorsunuz zaten işte görevleri yaparken tanışıyorsunuz. Sonra bitince görevler anlıyorsunuz ki hainmiş ve Jailer'a çalışıyormuş. İşte dungeon'ın yolunu açan olay da sonuçta o animanın nasıl aktığını, nasıl mava gittiğini gösteren işte bitişti. Orayı gördükten sonra zaten işte atmış oluyorsunuz. İşte Oribos'a bağlanıyor tekrar mevzu ve orada zaten Venture hikayesi bitiyor. Oradan sonra da işte madem bizim işte Sire'ımız burayı yaratan işte bize ihanet etti. O zaman işte buranın gücünü tekrar işte burada yaşamak zorunda kalan ve animaya muhtaç kalan işte halkı kurtarmak için işte yeniden bir düzen kuralım. İşte Sire'ı devirelim falan diye isyanı başlatıyorlar. O da Raid'in hikayesine bağlanıyor biliyorsunuz işte. Prince Renatal bu işte bildiğimiz kadarıyla Denatrius'un yarattığı ilk Vampir ve Evet, işte o yüzden zaten babam diyor ona simgesi olarak. Onu unutuk evet o söylemiştim. yüzden Ben babası normal sanıyordum. biyolojik babası değil ama işte yaratılan ilk Vampir olduğu için onu babası olarak görüyor. O da Denatrius da onu oğlu olarak görüyor zaten aynı sebepten. Ama işte bu yüzden de tabii daha duygusal bir böyle ihanet hissi var Renatal'da ve isyanı da bu yüzden başlatıyor. Bize de bunu anlatıyor. Bu arada çok pardon, bir böleceğim, bir şey ekleyeceğim mi? Bu durumda Covenant'ları ikisinin gerçek lideri yok bu arada campaign'ler sırasında. Onda yani Nightfall ile Bastion'da var. Ama Revendreth ve Necrolord başsız. Hani yerlerine geçen insanlar. Evet. Ya orada işte o dedim ya Evet. sana, onun mesajı veriliyor. Yani biz mesela Legion'da nasıl işte ben Dead Lord oldum, işte şey Huntmaster oldu Eda gibi. Onun mesajı veriliyor sanki. Ben öyle algıladım. Öldük çok pardon. Devam. Sağ Sen? ol. Ne demek? Yok yok. Ben de chat'e laf yetiştirdim. Spoiler verme demiş de Sultan. Yani onu da diyeyim. Spoiler vermiyorum. Hatta özellikle bir hafta bekledik. Geçen hafta bitirdi herkes. Evet Geçen evet yani bu aşamadan hafta sonra bir önce herkes bitirdi campaign'ini zaten. Herkes oynadı çoğunlukla. Ama zaten şöyle düşünün. Yani ilk baştan demiştik biz işte Shadowlands gelirken zaten 4 ana karakteriniz olması gerekiyor. Bütün hikayeyi görebilmeniz için işte her Covenant'ta bir tane karakteriniz olacak. Her biriyle Renown'ları oynayacaksınız. İşte en azından 9-0 hikayesi için şu anda o aşamaya geldik işte. Yoksa karakterinizde zaten kasıp ilk elden kendiniz oynayabilirsiniz. evet. Oynamak da çok da önemli değil yani. Çünkü aynı şeyler oluyor herkes için zaten aşağı yukarı. İşte Evet. zaten Muratan da dedi işte. Ya yani iki faction'ın hikayesi bir yerde birleşiyor. Sonunda da dördü birleşecek büyük ihtimalle. Yani onun yolunu yaptı hepsi. İşte Venture'de olay da şey işte isyan başladıktan sonra işte o aradaki kısımda diğerleriyle bağlantısı olmayan bir tek işte raid'de Kalthas'ı görmemiz. Kalthas'ı kurtardıktan sonra da bize de diyorlar ki bak bu senin dünyandan gelen bir lider. İşte güçlü de bir büyücüymüş. İşte işimize yarayabilir isyan için. İşte onu sen şey yap işte sen böyle yola getir böyle cezasını sen kontrol et falan diye O isyan. ceza değil bu arada. Onu düzeltelim. Onu aslında günahlarından arındırıyor. Hani Ya ben işte burada... bir redemption olayı Evet. yani başlıyor diyeyim orada Evet. başlıyor. Yani normal şartlarda Denatrius olması gerektiği gibi cezalandırmıyor oradaki ruhları. Sadece animalarını emiyor. Yani Evet. Zaten bunu şey diyor ya, evet bize evet hep bunu derdin direkt ki biz zaten. şey diyordu ya hani Renatal ona, bize hep diyordun ki biz de işte yok etmeyiz, eğitiriz diyor ya hani. Evet. Şeyleri Onu herkes görüyor işte. atlatmamış. Böyle olmaması gerekiyor falan diye.
İşte Kael'tas'ın sadece animasını emmeye kullandığını falan görüyoruz ve işte raid'de zaten boss olma sebebi de o. Oradan kurtarıyoruz. Sonra isyancıların bir nevi koruması altına girmiş oluyor. O koruma altında ama tabii hala Kael'tas gene bildiğimiz Kael'tas gene Evet, böyle. hala ben yanlış bir şey yapmadım tadında takılıyor benim bildiğim. Evet. Ben işte doğru şeyi yaptım. Belki güç için bir şeyler yaptım ama işte amacım buydu. İnsanlarımı kurtardım falan filan modunda. Ama tabii bunu nasıl derler, çok arrogant, böyle çok kendini beğenmiş ve Evet. gücünden bir şekilde yapıyor. Bizim de işte isyancı da olsak gerçek Revan Dread işleyişi içerisinde ona bir nevi haddini bildirmemiz gerekiyor. Yani Evet. Mava düşecek kadar kötüleşmemesi için onun Evet. kötü bir şey yaptığının farkına varması gerekiyor. Bu Evet. yüzden bize veriyorlar zincirlerini ve işte Kael'tas'la beraber görev yapıyoruz. Onun gücünü kullanıyoruz. Ona da böyle gücünü kullanmasına izin veriyoruz ama işte bunu açtığında ya da yanlış bir motivasyonla yaptığında bunu durduruyoruz. İşte zincirini çekiyoruz bir nevi. İşte tasmayla eğitilen köpek misali resmen. Kael'tası eğitimden geçiriyoruz işte Revan Burada Dread'de. ben bir şey ekleyebilir miyim Accuser'la ilgili ya? Tabii. Abi hani insanların hani paket gelmeden önce hep şöyle bir bakışları oldu. Hani işte bu Revendreth böyle işte kötücül böyle ecilerin olduğu yer falan. Abi bence Revendreth en kutsal görevi yapıyor Shadowlands'daki Evet. ya. Gerçekten öyle Yani ya. ruhları Maul'dan kurtarmak çok büyük bir şey ya. Onunla uğraşmak, o günahlarında arınmalarını sağlamak, o Accuser'ın yaptıkları falan çok büyük bir şey bence ya. Evet, Yani yani o da onu kalkıyor, işte oturup şimdi kiropraksi uğraşıyor ya. zaten onu zaten şimdi anlatacaktım. Şimdi Kael'tas'ı önceden anlatma sebebim de şu: aslında işte görevleri yaparken görüyorsunuz, işte Denatrius madalyonuyla işte gücünü aktarıyor alt yöneticilerine. Şimdi bu alt yöneticilerde madalyonlar var ve onları toplayıp işte Denatrius'a sadık kalanlardan bunları toplayıp Denatrius'un gücünü tek bir odakta yeniden toplamamız gerekiyor işte Revan Dread'in kontrolünü ele geçirmek için. Esas amacımız bu ama işte Kael'tas'ı da anlatma sebebim bu. Yani raid'de o aşamaya gelene kadar aslında Revan Dread'in gerçek işleyişini, gerçek amacını bir nevi görmüş oluyoruz bu isyancıların gözünden. Çünkü işte Denatrius öyle bir bozmuş ki düzeni, işte sadece elit bir kesime animayı dağıtmaya devam etmiş, üst yöneticilerine ve onların hizmetkarlarına. Diğer bütün işte Revendreth'te yaşayan böyle animaya muhtaç halk ya da işte oranın canlıları bundan böyle yoksun kalmış ve gerçek işleyişte olmamış. Gerçek işleyişte Murata'nın dediği gibi işte oraya düşen ruhları ya da işte Arbiter'ın oraya yolladığı ruhları Mava düşmemesi için bir nevi kurtarıyorlar. Onları son Evet. bir eğitimden geçirip son bir böyle artık yüzleşmeye maruz bırakıp gerekirse böyle güç kullanarak bu suçlarını böyle önce kendilerine itiraf etmelerine sağlıyorlar. Bu sayede de işte düşmüyorlar onlar işte Mava ve işte o zaman bunun da farkına varınca, bu işleyişi öğrenince işte Vantir olma seçeneği veriliyor bunu başarabilenlere. Evet. Çok az bir kesim o iradeye ulaşıyor. İşte öğrendiğimiz de bu. Normal şartlarda, normal işleyişte bile çok uzun süreçte böyle bunlar ancak kurtulabiliyor. Kurtulabilenler de işte bu seçeneğe sunulursa Vantir'e dönüşebiliyorlar. İşte bu Accuser gibi işte madalyonu olan üst yöneticilerin direkt olarak Ventir'e dönüştürme gücü var. Yani Evet, Accuser da bu arada bölüyorum çok pardon. Dönüşenlerden biri de dönüşenlerin en büyük handikapı şu, Sin Stone'ları var, yani günah taşları var. Onları kullanabiliyorsunuz onlara karşı. O yüzden hep onları çok güvenli yerlere saklamaları gerekiyor. Ama Accuser şunu diyor, daha görevlere başladığında ben Revendreth'e deyip geldiğinizde, ben yaptıklarımla zaten yüzleştim, utançla duymuyorum. Onun için benim Sin Stone'um yok diyor mesela. benim için bir sayfa ya. Yani Evet, Accuser... aynen. Mesela Denatrius'a sadık kalan bir kesim var. Onların mesela Sin Stone'ları birebir işe yarıyor. Çünkü onlar Evet. direkt olarak böyle Denatrius'un gücüne bağlı ve Vantir olma eşiğini işte bu Sin Stone'a
günahlarını bir nevi işte depolayarak elde etmişler. Yani gerçek anlamda bir redemption, işte bir kurtulma yaşamamışlar. Gerçek bir itirafta bulunmamışlar. O yüzden böyle ventir olsalar bile bunu hak etmemiş tipler genelde bunlar. İşte sadece Denatrius'un düzeninin işleyişine işte birebir hizmet etmeye böyle yemin ediyorlar ve işte Sin Stone'ları saklanıyor. İşte o gücü elde etmiş oluyorlar. Ama işte normal işleyiş bu değil diye biz öğreniyoruz ilk elden işte isyancıların tarafından. İşte nasıl hak edenlerin bu aşamaya gelebildiğini. Ondan sonra işte böyle yarı felsefi bir gene artık bir yüzleşme oluyor orada. Ve işte sonunda da zaten Raid'de işte Denatrius'u yenince artık isyancılar bir nevi böyle gücü ele geçiriyor ama o aşamada işte o da tam bitiş kısmı zaten. Son bir Denatrius'un hamlesi oluyor. İradesiyle işte Renatal'a seslenip işte gücü kendin al bak yeniden benimle birleş ve işte olması gerektiği gibi işte yeniden biz yönetelim burayı falan diyor ama işte Renatal böyle hiç şey yapmadan işte teklemeden hayır diyor işte artık Revendreth'in bir sahibi olmayacak. Tek bir yöneticisi olmayacak. Artık Revendreth işte halkı yönetecek. Gerçek orada yaşayanlar yönetecek diyor. Burası bir nevi işte şeye benziyor. Horde'un işte War Chief'lik olayını kaldırıp konsey yönetimine dönmesi gibi işte Revendreth'te de benzer bir olay oluyor ve işte Renatal tek yönetici olmayı orada reddediyor. Gene o eski işte isyanı beraber başlattığı yöneticilerle aynı düzeni yeniden kurmak için devam ediyorlar. Orada kalıyor mevzu ama şöyle de bir şey var. Mevzunun kaldığı yerde son bir işte savaş oluyor son madalyon için. Orada da işte Utku'nun anlattığı yere bağlanıyoruz. Draka geliyor burada. İşte son madalyon işte şeyin işte isyancı Maldraksus güçlerinin elindeymiş falan diye öğreniyoruz. Sonradan işte bunların saldırdığı yere gidiyoruz. İşte onların liderini kesiyoruz. Bir tane liç işte dişi bir liç var merkezinde. İşte onu evet onu kesiyoruz. O da ama şey diyor kendi işte nasıl diyeyim bağlı olduğu biri olduğunu son anda işte bir nevi kaçırıyor ya da böyle şey onunla övünürken anlıyoruz ki işte bütün olayı yöneten o değil. O saldırıyı yöneten işte küçük bir saldırı değil bu. Bayağı organize bir saldırı. Sonradan da işte bunun Kel'Thuzad tarafından olduğunu işte döverek bir nevi konuşturuyoruz ve şey yapıyoruz. Böyle zorla ağzından o lafı alıyoruz. Sonraki aşamada da işte Draka da bunu öğrenince vay anasını demek ki Kel'Thuzad'mış bunların hepsinin arkasındaki diyor. Ve işte Kel'Thuzad'ın da aslında Jailer'ın bir hizmetkarı olduğunu ve işte Helya'nın onu oraya işte nasıl diyeyim güçlendirerek yolladığını, o Maldraksus'un güçlerini işte o şekilde böldüğünü öğreniyoruz. Oraya saldıranları bastırıp ondan sonra işte Kel'Thuzad'daki madalyonu almak için onu sıkıştırıyoruz. Kel'Thuzad tabii gücüne çok güvendiği için bizden böyle bizi tehlike olarak algılamıyor ama işte son aşamada tabii biz gerçek gücümüzü işte Mav Volker olarak gösteriyoruz. Tabii şey de bize yardım ediyor. Bütün işte Revendreth isyancıları da eski gücüne kavuştuğu için onlar da bize yardım ediyor. Üstüne tabii Draka da o da işte Primus'un gücünü bir nevi yeniden kazandıkları için işte Kel'Thuzad tek başına karşı koyamıyor bu üçlü boostlanmış ekibe ve Orada şey ondan var sonra işte işte, oradaki kişiler şey, Mograine, Draka, Vash, General Draven ve Kael. Yani o tabii aslında şey ekibe baktığın isyancılar zaman tarafında böyle aynı. Dream Team yani. Evet Evet, evet. bayağı. Team var aynen. Burning İyi Crusade'in de yani. artı işte Vanilla'dan Mograine. Yani başlarında biz işte bir de tabii şey orada Draven bayağı sağlam bir güçle işte ama tek başına kalıyor işte bütün o güçleri de bastırıp da saldırınca gene ona rağmen bunda şundan diyorum Kel'Thuzad o kadar güçlü ki yani bu kadar böyle bir Dream Team yapmasak aslında zaten tek Sıçacağız. başına orayı ele geçirecek güçte. Evet. Ya Aynen. oradaki şey, küçük detaylar şey çok güzeldi abi. Sözünü kesiyorum.
Keltuz atın Mav'dan yaratık samonlaması. Yani Arkimon'u evet. samonlamış bir kişiyi tam Master Summoner diyorsun zaten. Ama lan diyorsun o koca Taragru tarzı bir şey çıkartıp getiriyor. Evet. Orada aynen. da kimse uyanmıyor. İşin kötü tarafı o. Lan bu adam Mav'dan bir şey çıkardı getirdi önümüze koydu diye kimse uyanmıyor. Lan zaten diyorsun ondan böyle... sonra anlıyorlar ya şeyi o evet. o görevden sonra yani bu Mav'dan işte böyle şey yaratık geldi buna bir terslik var bu işte diye bu Kel'Thuzad'ın gücü normal değil diyorlar. Ondan sonra işte zaten anlıyoruz işte sonraki aşamada artık orası da sonu zaten. Şey de aynı galiba o son saldırı görevlerini Necrolord evet, görevi evet Necrolord'la birebir aynı. İşte zaten son sinematik de aynı işte. Orada işte Kel'Thuzad'dan madalyonu alıyoruz. Zaten işte şeyde armorun son parçasını alıyor galiba Necrolord'larda. Evet. Ve işte şey Kel'Thuzad kaçıyor. Bunları bırakıp böyle o aşamada kalıyor. Ama tabii Kel'Thuzad'ı yenemiyoruz. Aşırı güçlü olduğunu da görüyoruz. Ve işte Mouse Ward'ları birebir summonlayabilen falan bir gücü var. İşte hatta oradan işte Utku'nun dediği gibi Terebru'nun seviyesinde yaratıkları summonlama gücüne erişmiş bir şekilde. Tabii bunu yaparken aslında madalyonun gücünü kullanıyor ama işte geri döndüğünde de muhtemelen bunu yapabilecek güçte olacak. Jailer onu gene güçlendirir büyük ihtimalle. Evet aldı götürdü çünkü. Yapar. Yani sonuçta Kel'Thuzad tehlikesi halen daha devam ediyor. Devam ediyor. O işte Mav Raid olursa bosslardan biri büyük ihtimalle. Devam etsin zaten. Candır ki. Ya oradaki Kel'Thuzad. Küçük nüanslar şey çok güzel. Güya işte Kalthas'ın nasıl söyleyeyim kibri, bütün günahları arındırılmıştı. Orada diyor ki bırakın bunu ben öldüreceğim. Evet, tek başıma keseceğim diyor. Samwell'in intikamını almak için diye şey yapıyor tabii Kael'Thas'ta. İşte al benim işte böyle günahlarımı şey yapmamı böyle düzeltmemi istiyordunuz. İşte en büyük günahımı burada düzelteceğim falan diyor. İşte buna karşı işte pişmanlığım var, intikamımı alacağım şimdi diye atlıyor. Ama tabii yetmiyor. Ya yetmiyordan ziyade bir de Draven araya giriyor. Dur aslan şarkın, sakin ol şampiyon falan diyor. Dur dur bir de o kestediğin parayı bulası ters çevirip sana yollardı. İşimiz bu kalkışmadı ya. Ya ama şeyin efsane gücü çok net belli oluyor onu söyleyeyim yani. Ben bilmiyorum işte Devos'ta falan kapıştık eyvallah ama Kel'Thuzad ciddi güçlü geliyor bana. Can ya Kel'Thuzad can ya. Kel'Thuzad da bu arada dalga da geçiyor Kael'Thas'la. Aa teşekkürler senin sayende gelmiştim yine yardım etmeye mi geldin diye böyle bir orada dalga da geçiyor. Orada güzel bir böyle şey var atışma var yani. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar güzel bir nasıl söyleyeyim böyle düet anlatım diyeyim. İşte Necrolord'u ben Venti'yi Görkem anlattı. Sonun yani nihayette işte Kael'Thas ve Kel'Thuzad'ın hikayelerinin Shadowlands'teki halini finalize ediyoruz. Ve campaign görevlerini devam etmek üzere işte bir sonraki aşamaya bırakıyoruz. Doğru muyum abi özetle? Aynen öyle. Diyelim yani, Eda'ya geçelim. Şu an ben biraz Eda'ya şey yapmak istiyorum. Çünkü inanılmaz streslendi. Sanki bugün öğrendi bu yayını. Hayır ben o kadar anlatacağımı düşünmüyordum sizin kadar. Ben. Hiç şey yapma. Shadowlands'te gittin Covenant'ını seçtin ya. Evet. O andan itibaren ne yaşadıysan. İlk önce Covenant'ımı seçiyorum. Bana oradaki Butterfly diyor ki sen buraya layık mısın değil misin git görevlerini yap diyor. Tamam. Ondan sonra ben o görevleri yapıyorum ki Queen olan loyalty'mi göstermek için oraya layık olup olmadığımı gidip görevleri yapıyorum. Farklı farklı bir sürü görev yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Sonra beni Queen kabul ediyor. Önünde eğiliyorum. Beni alıyor. Doğru mu? Tamam böyle başladık. Böyle mi başladık? Tamam. Tamam. Daha sonra daha sonra orada önemli bir şey oluyor. Tiyatro sahnesi geliyor. Tiyatro sahnesini yapıyoruz. Bence o evet. önemliydi. O tiyatro sahnesinde yani Shadowlands'a gelene kadar yaşadıklarımızı tiyatro şeklinde bize tekrar tekrar gösteriyor. Onlara bir parçası oluyorsun. Gul'dan'ı görüyorsun. İşte Deadwing'i görüyorsun.
En sonunda Yishara'yı görüyorsun. Bu arada onları şöyle görüyorsun, kılıklarına falan giriyorlar. Giriyorsun çok... evet. Tiyatronun içine sen de... Sen yani buradan şeyi çıkartabiliriz o zaman. Yani bu arkadaşların işte bu bizim dünyalarımızdan ve işte çeşitli dünyalardan baya baya haberi var yani. Evet, baya baya haberi. Aslında her yok. Onu işte düşün, tiyatro öyle göstermen gerekiyor. Hayır, hayır demek istedim yani bu adamlar kılığına girecek. Sen mi gösteriyorsun tiyatroyla, yoksa orada hazır hani oyuncular var gösteriliyor gibi, ben mi yanlış algılıyorum? Hayır, nasıl yani? Oynuyorsun birebir de yer alıyorsun. Hayır, sen mi anlatıyorsun Keith Jaden diye bir abi vardı hayır, diye? Hayır hayır, sen anlatmıyorsun. Oradaki kelebek anlatıyor. Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Kelebek işte. Anlatıyor, sen de öldürüyorsun. Seni orada şey, rol veriyorlar sana, evet. Her oyunda bir küçük rol veriyorlar. Oradaki rolleri yapıyorsun. Yani demek istediğim işte Azeroth mu falan diye bir şey yok yani, gayet. Yo. Senden haberdarlar, biliyorlar falan filan. Sonra? Neyse, en sonunda Yishara'ya geliyoruz. Orada ben eğer yanlış hatırlamıyorsam, orada Yishara'yı bağışlıyoruz ve affediyoruz. Onun ruhunu tekrar canlandırıyoruz. Doğru mu hatırlıyorum? Yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum. Görevlerin sonunda o. Evet, görevlerin sonunda. Tamam. Hepsinin sonunda mı? Neyse, evet. Yok. Tamam. Ondan sonra pardon. Bölgede. Sen anlat, ben bölümüm. Yok, hayır. Ondan sonraki yani storyline'de önemli olan başka bir şey ise Yishara'yı bizim işte geri kaldırmamız, onun hikayesini görüyoruz. Oyuncu sinematikle birlikte. Daha sonra sen şu şey diyorsun, seed taşıyorsun, evet. Yishara'nın tohumunu. Evet. Doğru mu gidiyorum? Bir şey atladın mı arada? Yok, atla, sıkıntı yok. Hayır, atladıysa. Hayır, senin söyleyeyim. Tecrübeni soruyoruz zaten. Aşkım onu bir gerilme. Onu hatırlıyorum ondan sonra. Tamam. Ben onu önemli olarak o şeyi hatırlıyorum. Daha sonra? Daha sonra onu şey yapıyoruz işte. Winter Queen onu bağışlamıyor da hani tekrar animasını yani geri dönmesini, yani geri dönebilmesi için. Hayır, onun öncesinde Arolon mu vardı? Benim bildiğim Arolon en sonuncusu. Arolon en son. Arolon en son hikaye. Evet. Daha sonra işte Yishara'yı tekrar getiriyoruz. Kabul ediyoruz. Onun işte tekrar nasıl söyleyeyim, doğaya dönmesine izin veriyoruz. Onun animasını kullanmıyoruz. Ondan sonra işte orada arada bir sürü şey geçiyor, hikaye geçiyor. Ondan sonra... O şeyi anlatsana, bir ara çok muhabbeti döndü. Bu bir geyik, bir at mı vardı? Onun hikayesi nasıl dönüyor? Ya da Covenant Campaign'inde bir hikayesi var mı? Hangi atın? Bu şu anda senin Night Cafe Campaign'in arasında bekleyen bir şey var ya. Bir atla bir geyik bekliyor, hatırlıyor musun? Bunu bilmiyorum. Geyik muhabbeti var mı? Hiç bilmiyorum. Tamam. Öyle miymiş? Hatırlayamadın demek ki. Atla geyik. Hatırlamıyorum. Yishara sonuçta ölü mü? Değil. İkisi de erkek. Ha, onu diyorum ya. Orada bir muhabbeti döndü. O Covenant Campaign'in haricinde mi? Yoksa yan görev mi o? Biliniz var mı? Hiç hatırlamıyorum onu. O yan galiba ya. Ha, olabilir. O yüzden şey yapmıyor olabilir. Başlı başta chapter o bu arada. O zaman dahil, tamam. Onu hatırlamıyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Night Warrior kanadı o atla geyik abi. Evet, tamam, doğru. Night Warrior kısmında, doğru, evet. Daha orada sonra geçen... Night Warrior kısmına geliyoruz. Ondan sonra bize diyor ki Yishara, ben rüyalarımda işte şöyle görüyorum, böyle görüyorum, böyle şeyler görüyorum işte diyor. Doğru mu söylüyorum, doğru anlatıyorum. Orada mesela benim ilgimi çeken şey, Eda bana söyledi ama şimdi dediğim gibi biraz aslında yüklenmedik ama yüklenmişiz gibi heyecan yaptı. Yishara sizi arkadaşlar sürekli olarak Mav'a gönderiyor ve evet. Teldrassil'de yanmış ruhları kurtarttırıyor. Evet. Diyor ki işte rüyalarımda görüyorum. Acı ulan Mav'daki diğer ruhlar ruh değil mi? Hayır, acı çektiklerini duyuyorum falan diyor. Tamam da yani. Bunlar abi, közlenmiş önüne. Hayır yani diğer ruhlar ruh değil mi? Onların canı yok mu arkadaş? Acı çektiklerini hissediyorum, duyuyorum. Sürekli aynı şeyi görüyorum diyor. Rüyayı görüyorum diyor. Chandris ile Hun Highmount'un da dahil oluyor ama orası, evet, sonuçlanmadı, evet. Evet. Hayır, o da geliyor. Bizimle o geliyor ki kurtarmaya gidiyoruz. Chandris'le gidiyoruz. Mao gidiyoruz şeyi kurtarmak için. Tyrande'yi kurtarmak için. Doğru, evet. Öyle. Tamam. Ondan sonra bir şeyi hatırlamıyorum. Nasıl oluyor? Chandris geliyor benimle birlikte şeye gidiyor. O kısmı çok hatırlamıyorum nasıl geldiğini yanıma. Gidiyoruz Tyranda'ya, öğreniyoruz ki Tyranda ölmüş elf ufrenini kurtarmaya gidiyor çünkü onlar acı çekiyor.
işte gidiyoruz Sandris'te, Torghast'ta görev yapmaya başlıyoruz. İşte Tyrande'yi arıyoruz, buluyoruz. Aralarında böyle çok duygusal konuşmalar geçiyor. Ne oldu sana falan, neden böyle oldun falan filan diyor. O da işte diyor, işte revenge'imi alacağım, işte bulacağım Sylvanas'ı falan, öldüreceğim, işte kurtaracağım cartta curtta falan filan. Falan filan. Bizim canımız sonra... çıkan Torghast'ı böyle kese kese gidiyor. He? Bizim canımız çıkan Torghast'ı böyle yara yara gidiyor bu arada bunları. Yani. Tek hata atar her şeyi. Evet. Trende. Evet, orada işte biz aslında hem oradan ruhları kurtaracağız hem de Trenda'yı kurtaracağız. Neyse işte kesiyoruz vesaire falan filan, topluyoruz ruhları. Götüreceğiz ruhları. Sandris diyor ki tam hani ruhları bulduk, gidelim artık, ne yapıyorsun burada falan, ne işin var falan filan diyor. O diyor ki yok diyor, ben diyor burada diyor şeyi arayacağım diyor. Sylvanas'ı bulup şeyimi alacağım diyor, intikamımı alacağım diyor. O gelmiyor, gidiyor işte, bye bye falan. Alacağım ucumu diye. İşte Sylvanas never işte şey falan diyor, Sylvanas hiçbir zaman kazanamayacak falan filan. Tedrassil revenge falan diyor. Orada da o şey, sinematikler falan geliyor işte. Evet işte Tedrassil revenge falan diyor. Salandris de diyor ki ne halin varsa gör demiyor tabi. O kurtardığı ruhları alıyor, götürüyor geri. O ben ne halim varsa gör demiştim diye. Ondan sonra Bosamdi geliyor. Bosamdi yanımızda bitiriyor böyle pıt diye. O Bosamdi'leri kısmı dediğim gibi ben şey yapayım. Arkadaşlar aktarayım, çok uzatmayayım. Ben ama orada bir sürü şey atlamış olabilirim. Yok gayet güzel. Yani bilmiyordum ben mesela, hiç oynamadım Nightfae'yi. Gayet güzel anlattın, sıkıntı yapma. Kendine de yüklenme. Değil mi? Evet. Bosamdi'li kısmı şöyle arkadaşlar, çok özet geçiyorum. Zaten The Other Side'dan biliyorsunuz şeyi ele aldık. Nasıl söyleyeyim? The Other Side'ın kontrolünü ele aldık. Bu sefer Loa'ları kurtarmaya geliyor. Bosamdi'nin amacı işte o Loa şeylerini nasıl söyleyeyim? Olgusunu tekrardan güçlendirmek adına belli başlı Loa'ları kurtarmaya çalışıyor. Mav'a gidiyoruz. Asıl önemli olan olay o. Evet öyle söyleyeyim. Mav'a gidiyoruz. Ama şey olmuyor mu? Bosamdi şey için, Bosamdi gelip diyor ki bize, şeye ulaşamıyor. Bir türlü şey istemiyor, onu kabul etmiyor. Ha, Winter Queen'e yalakalık yapmaya çalışıyor. Yapıyor ama evet. Winter Queen kabul etmiyor. Bu sürekli şey diyor köşeden. İşte burada bir yer var. İşte ölü loğalar gibi çok büyük Danger'dasınız. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Onu bize söylüyor değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ya daha sonra işte o nasıl söyleyeyim? Gücü zerk ettirebilmek adına kendi nekropolisinde şey bir ritüel yapıyor. Oradan da Mav'a bağlanıyor. Ya bu aslında şöyle söyleyeyim, hikayenin ana teması Vol'jin'i loğa yapmak. Tamam, belli işte yarasayı hatırlar mısınız bilmiyorum, BFA'da öldürdüğümüz bir Loa vardı, onu kurtarıyoruz falan filan derken başka bir tane daha Loa adı aklıma gelmiyor şimdi, mağarada şeyde yapmadı bu görevi, yapsa anlatır, sonra diyecek ki ben bilmiyorum diyecek, bana kızacak, o yüzden anlatıyorum. Vol'jin'i Loa yapmak için bu Rezan'dı değil mi? Rezan'ın Hirek'i kurtarıyoruz. Rezan'ın gücünü de Vol'jin'in içine aktarıyoruz. Utku. Ha. Ben anlatayım abi, benim main covenant'ım Nightfae'ydi. Tamam sen de anlat. Arada var. Ya zaten bu kadar benim yaptım. Gerisi bitti. Şu anda Eda'da. Tamam. Eda anlatsın istiyorsa ben destek olurum. Tamam. Sen boşlukları doldur. Tamam, boşluklardan biri Drast'lar var arada. Şöyle Nightfae aslında 3 farklı konuyla gidiyor. Bir tanesi Trendelin ve Elion'un işte Night Warrior, bir tanesi Drast, bir tanesi de Bolsandi. Ve şey konusu, Moezala konusu. Şimdi şeye geçsin. Drast'a geçsin. Bolsandi'den bir sonraki chapter o çünkü. Ben yaptığım yeri anlattım aşkım, sıra sende. Hadi bakalım. Bir kapı açılıyor, Drast'lar geliyor. Onları kim getiriyor ben bilmiyorum. Onlar daha sonra Heart of the Forest'ı şey yapmaya başlıyorlar. Saldırıyorlar. Ama ben onların hangi kapıdan nasıl geldiklerini bilmiyorum. Çok önemli detay değil yani. Onlar geliyor. Bunu zaten galiba anlamıyoruz. Void tarafından geliyorlar gibi gözüküyor. Emin değilim evet. Ama. Öyle onu mi? Onu konuşmuştuk yani şeyden. Trolls'tan geliyorlar ve portallarının dizaynı Void portalı. O Morton var portallarda. Oradan bağlanıyor, doğru. Void'den geliyorlar. Şey, Trolls, Emerald Nightmare'ın içinden geliyorlar yani oraya. Tamam.
Devam. Atın. O parkta şey oluyor işte, mask fayeler, maskeli fayeler var. Hani bu işte maske takıyorlar, kafayı yiyip gazla dönüşenler. Onlardan bir tanesini işte bulup kurtarmaya çalışıyoruz bölüm boyunca. Ama kurtaramıyoruz. O yüzden de işte Aralon depresyona girip onu kurtarmak için yapacağı bir ritüel sırasında bir aslanla ilgili bir yere gidiyor. Onlardan bir şey alması lazım, alamıyor. Daha doğrusu onu kaybediyoruz Aralon'u orada, bulamıyoruz. İşte orada o şeyi kurtaramıyoruz ve Interpreen buna kızıyor. Tepki veriyor ilk kez. Bir sonrakinde işte bu eşcinsel çiftler var. Şurası işte. Evet. Çok büyük bir şey yoktu. Hani Night Warrior'ın durumunu ve hani o gücü kullanıp hayatta kalabilmesinin tek yolunun bir başkasıyla paylaşması olduğunu ama aslında o yeterli olamayacağını biliyoruz. Night Warrior gücünü. Yani trende Malfurion'la paylaşmaya kalksa bile eksiktir ki ölmüşler zaten o ikisi. Night Warrior'lar. Bunlar farklı gezegenlerden geliyor değil mi? Onu farklı gezegenler. O evet, işte evet. Gay şeyler, true love kiss, gerçek aşk işte şey yapar falan. Gerçek ay, evet işte. O Moonberry'nin, Lady Moonberry'nin saçmalıkları onlar. Komik ama saçmalık şeyler yani. Lady işte. Moonberry, butterfly. Şey diyor işte, onu öp, o hep de geçsin diyor, geçmiyor ama bütün hikayelerde böyle oluyor. Moonberry işte orada. Biraz sinir bozucu ama şey, sürekli şaka yapan şey karakter. Zaten boss olan da öyle ya, sinir bayağı. Hangisi? Boss olan da bir tane var ya aynı türlü. Allah kahretsin öyle bu öyle şey, evet. Ama onda şey güzel ya, hani tam sinir bozucu falan ama Drast mesela oraya girememiş onun sayesinde. Öyle bir sis kaplatmış ki Drast oraya giremiyor ama sonra bir açıyor bakıyor ki bütün Tirnasat'ı şeyler yiyor. Grom'lar kemiriyor. O da o Grom storyline'ı yan storyline'ı oldu. Yan görev. Bir sonraki partta işte bu eşcinsel çiftlerden sonra bir sonraki partta Hullheim Hunter'ı buluyoruz. The Hornet Hunter diye geçiyordu. İşte Trendy'yi arasın diye ona gidiyoruz ama işte ondan önce tabii ki bize önce yaptırıyor. En sinir olduğum şey, birinde yardım istemeye gideriz ama önce de işini yaptırır her zaman. Bu devarlar var ya hani bu Castle Natria'daki boss'un ırkı, Hungry Destroyer'ın. Onların işte nereden geldiğini bilmiyoruz ama Arden'in çoğunlukla anime emiyorlar sürekli. Onların bir tane çok büyük olanını kesiyoruz. Bütün 10 görev buna uğraşıyoruz yani onu kesmek için materyal toplamaya çok sıkıcıydı. O bölüm çok sıkıcıydı yani. Çok gereksizdi. Daha sonra işte tamam ben onu aramaya çıkarım deyip gidiyor. Part öyle gidiyor. Hiçbir şey olmuyor yani aslında. Şey araları anlatıyor aşkım işte. O Aralon'un kısmını sen anlatırsın. Bir sonraki partta işte Moazala'yla Boğazan'da işte Boğazan'da Moazala'yı Other Side'a yolluyor. Onu da alacağı bilgiyi alıp Moğaların Moğada kısılı kaldığını öğreniyoruz işte. Hayreki Aşemeyne bir tane daha Loa'yı kurtarıyoruz ama Rezan'ın öldüğünü Rezan'da son gücünü Vol'cine aktarıyor. Diyorum ya oradaki sadece temel konu Vol'cinin Loa evet olması. Dur bakalım ne olacak. Evet hani Vol'cinde işte bir zaten çiçeğe onu yaptılar ya önceden de onun başlangıcını şeyde Azeroth'ta yaptık. Yarım kaldı. Şimdi burada devam ediyor. Bu oyun işte bir çiçeğe girip ona dövüşmek için beklemeye başlıyor. Sonraki partta siz alın. Aralon'un olduğu. Son partta. Evet bebişim. Sonra ne oluyor? Bilmiyorum ben. Sen oynadın. Sonrasını... Ya hatırlamıyorum sonrasını. Ne oluyor sonra? Sen anlattın ya işte bu biz filmdeki çocuk ölüyor falan diyordun bize. Anlat hadi. Hangi çocuk ölüyor? Ne ölüyor? Aralon. Şimdi sen böyle yaparsan ben sana bir yardımcı olamam ki aşkım. Aralon. Zaten ben bilmiyorum. Sen şu an heyecan yaptın, beni mi itliyorsun? Çok heyecanlı ya. Hayır, Aralon ölüyor. Bizi kurtarmak için. Tamam. Şeylerden kurtarmak için. İsmini unuttum. Drast. Drastlardan kurtarmak için onu feda ediyoruz. O kadar, başka bir şey yok. Var mı?
Bilmiyorum. Yok. Var mı Murat Han? Var mı Murat Han? Var. Ne var? Yani şöyle Arolon şöyle ölüyor. Bizi kandırıyorlar. O Arolon, o Drasların başındaki karakterimiz Arolon olduğunu zannediyor. Arolon'un Drasların başındaki karakter olduğunu sanıyor. Onu öldürüyor ve bakıyoruz ki Arolon. Orada bir disguise muhabbeti var değil mi? Kılık değiştirme falan evet, muhabbeti Arolon'a var. Arolon'a onun kılığına sokmuşlar. Zaten o yüzden çok kolay ölüyor bu arada o. Niye bu kadar kolay öldürmüştüm Arolon'cu? Üzülüyoruz işte daha sonra ve Winter Queen'in şalteri burada atıyor. Hiçbir şey yapmamışken bütün şey boyunca. Yeter artık. Bunlar çok azdı diyor. Çok hani sahipsiz hani hiç müdahale etmedi. Bunlar biraz fazla abarttı deyip artık bize blessing veriyor son kısımda. Bayağı bir blessing geldi. Yani bayağı güçleniyoruz ve işte Drass da Winter Queen'in yardımıyla mağlup edip şeyi bitiriyoruz. Açıkçası ben hani bunu söyleyeceğimi düşünmezdim de Bastion storyline'ı çok daha tutarlı ve düzgün bir doyurucu bitti yani. Nightfae'ye göre. Yani zaten neden ayağı kırıklığı yaşadığını biliyorsunuz Nightfae'nin. Onun için hani öyle bitti. Yani çok bir şey olmadı açık konuşayım. Ya Nightfae. Evet şimdi yani ben bir şey diyeceğim de daha kendine şey yapıyor bunu. Ya aşkım gerçekten Covenant'da çok büyük bir hikaye dönmedi. Yani dönenleri de anlattın işte. Bu Yesera. Vardı hep yani. O kalıyor zaten aynen. Yani anlatamadığın bir şey yok orada. Ha onu söylemeye çalışıyorum. Yesera var. Boğaz Hamdi var. Arolan ölüyor bu kadar. He. Ve Drasslar işte. Yani bir sürü hikaye var ama hepsi böyle uçuk uçuk yani. Bana halletmediğiniz için teşekkür ediyorum. Yok hepsi bir yerde toplansa tamam olacak da işte Arolan kısmını bitirmiş gibi olmuş. Diğerleri daha devam edecek muhtemelen. Ben kafamı ama diğer abi. Bütün Covenant'larda da hepsinde aynı mevzu var. Yani bir tek işte şey bağlanıyor gibi mesela Raid'de, Ventir Raid'e bağlandığı için. Ama o Raid'den sonrası da mesela onda devamı boş kalıyor. Yani, ama mesela abi ben hiç bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Bastion'ı ki o zaman en tutarlı ve doyurucusu oldu bu aşamada yani. Ama bak onda da başlangıcını düşünürsen mesela Arthas ne oldu? İşte ha, evet. Helya bağlantısını öğrendik mesela çünkü Helya'nın mesela Valkir olarak işte Kirya'nın güçlerini kullandığını öğreniyoruz ama şey yok işte bunu nasıl bağladı işte sonradan bu o gücü kim verdi ona nasıl izin verildi bunun kullanılmasına falan oraları boş. Evet. Yani Arthas'a dair Brett Krant var. İşte şeyin size bahsettiğim sonunda hani Uther'ın aslında yanlış yaptığını fark etmesi mevzusu var. Evet. Ve o Arthas'a da orada mağduriyet power en güç en büyük güç olarak mağduriyet Arthas'ın mağdur edilmiş olması. Ki ben o konuda da yazdım. Yani bence Arthas'ın redemption'ı öyle işte çok iyi bir insandan çok yargılanmadan mola atılması üzerinden olacak. Kesinlikle. Çünkü ne yaparsa yapsın birini yargılamadan atarsanız ona o mağduriyet hakkını vermiş olursunuz. O da ona koz verir. Yani ben belki Revendreth'e gidecektim. Doğru. Hani belki Revendreth'e gidecekti. Ama Uther yargısız infazla onu yolladı. En büyük hikaye o aslında orada yani. Yani bu çok diyor. Şeyi dönmüştü de adını siz söyleyin çok sükse olduğu dönemlerde o videonun çıktığı günleri hatırlayalım. Yani bilmiyorum ben hala Uther'in bunu yaptığına şaşırmıyorum abi. Yok ya yani, Uther ben şaşırmak yani. Değil canım. Yani sadece Arthas'ın öyle bir mağduriyet çok ciddi bir mağduriyet kozu var yani. Redemption olursa orada olur diyorum. Ha, mesela zaten. Bak şu anda biz bir video üzerinden bunu konuşuyoruz. İşte adını sen söyle. Nightfae Covenant'ını el alırsak abi mağduriyet for the win Boğaz Hamdi ya. Ya arkadaş evet, tuvaletini yıkamadığı mı kaldın Winter Queen'in? Winter Queen abi ayıp evet. Ediyorsun yani. Winter Queen gerçekten ya yani. Hani şey ne yaptı gerçekten? Boğaz Hamdi zamanında ne halt etti merak ediyorum. Aa bir de o var işte ne halt etti acaba? Ya aşk zannetmiyorum ya yani Eternal olanlar. Yok yok. Ben şöyle bir durum var. Yani o eğirdir yani onun aşk şeyi. Onu eminim. Şey Boezala'yı esas olarak sanki Winter Queen görevlendirmiş. Ama Boezala ihanet etmiş gibi gözüktüğü için yani işi düşüyor. Bu Von Samden'in eline bakmak zorunda kalıyor.
onu da güçlendiren kendisi değil ya, Muazzala o gücü evet. vermiş bu Bonsam diye sonuçta. Ya iyi de o tavırlar çok kötü ya. Bir nevi yani. Evet abi ya, çıkabilirsin. Ya bir şey rica ediyor, basket falan diyor. Üzüldüm ben orada. Eziyor bayağı böyle. Böcek muhabbeti. Bir şey oluyor. Ha o tamam o zaman ben gideyim. Ya. Benim düşüncem... Other Side'da izliyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz o konuda ama benim düşüncem... The Other Side o doğaya ait değil abi. Yani Ardenville'da ait değil. Böyle bir şekilde oturmuş oraya. Ve Winter Queen istese de istemese de böyle... Öf falan tarzında. Peki o zaman bir ihtimali söyleyeyim mi? Senin böyle bir şey söyleme bekliyordum aslında. Moa ya aslan Ardenville'da ait değil. Bunu neden söylediğini açıklayayım ama yükselmeyeyim. Şu anlamadım yüzden. Anlamadım. Moa ya Shadowlands'a ait değilse. Loa mı? Bunu, evet. Loa bunu var. Açıklayayım abi. Çok durun. Tamam. Hakkari Shadowlands'ta öldürdüğümüz zaman bu olsa diyor ki bir gün geri dönüyor. Hani tamamen yok oluyorlardı Shadowlands'ı öldürdüklerinde. Shadowlands'ın orijinliyse eğer geri dönecek bir gün diyor. Çok mantıklı söylediği şey, doğru söylüyor. Nasıl geri dönüyor o zaman bir gün? Hakikaten. Orada demek... bir de şey de mantığı var ama yani işte ölen diğer kadimler işte nasıl söyleyeyim Ursoc, işte Senarius gibi karakterler de geri dönüyor ama. Hayır, Shadowlands'ı öldürdük ama Hakkari. Ama The Other Side ayrı bir cep düzlem abi. Evet. Shadowlands mi orası? Bilmiyoruz ki işte. Shadowlands'in içinde. Hayır bak şöyle o bilmiyorum. Ben böyle biliyorum. Yanlış biliyor olabilirim. İddia etmeyeceğim ama bildiğimi de söyleyeceğim. The Other Side Moezala'ya ait ki şu an Boğsandin'in kontrolünde. Evet, ayrı bir cep düzlem. Yani şu anda biz The Other Side'da onu öldürdüysek Shadowlands'e hani Ardenville'de gitmiş olma olasılığı bile var. Ama ben de Muratan gibi düşünüyorum onu. Zaten bize verilen nasıl diyeyim mekanik bilgi de o yönde. Yani evet evet haklısınız canım ben düşün, şeyim yok. Yani Loa'lar Wild God zaten aslında ama Wild God'ların gerçek anlamda wild olan hali. Yani ruhları da vahşi bunların. Ve evet. Şey yapıyorlar bir nevi böyle medeni görmüyorlar ruh yapısını bunların. O yüzden böyle dışlıyorlar bir nevi böyle yani Winter Queen yani onlar da sonuçta doğaya ait ve işte sadece Azeroth'un da değil genel doğa yapısına ait ruhlar ama işte kendi içlerinde bunlar çok vahşi olduğu için işte hatta bunlar da işte Hakkar gibi yaratıklar. Vahşi olanı gerçekten vahşi Hakkar gibi yani. Tabii tabii işte yok kan emme işte yamyamlık falan gibi olaylar olan böyle ruhlar bunlar. Yani bu şekilde kendilerini besleyen böyle takipçileri var. O yüzden muhtemelen bunları şey görüyorlar. Böyle vahşi ve böyle nasıl diyeyim uygar olmayan ruhlar gibi görüyorlar. Gerçekten doğanın işleyişine değil de işte bir nevi kendi vahşi güdülerine göre döngü yapan ruhlar gibiler böyle onların gözünde. En azından Winter Queen'in böyle iması onun gibi böyle çünkü şey o aşağılamasında öyle bir şey var ve dışlamalarının sebebi de böyle bunun gibi. Ama sonuçta Loa'lar da Wild God ve işte o işleyişin bir parçası hepsi de. Normalde onlar da işte öldükleri zaman Ardenvale'de geliyorlar. İşte uykularını tamamlayıp geri dönüyorlar. Ama işte Murat'ın dediği gibi Hakkar eğer orada öldüğünde yok olmuyorsa işte bu Von Sandin'in dediği gibi geri gelecekse o zaman yani en azından bazı Loa'lar belki başka bir yerde yaratıldı. Kötü bir amaçla. Ve oraya işte bir nevi böyle şey sızdırıldı. O yüzden de yani orada bir şey olabilir böyle. Ama bir orada da şeyi görüyoruz ya abi. Mesela Vol'jin'in Loa olması. Yani aslında yaratılışlarında bir nebze tanık oluyoruz ya. Zaten şey Loa'larda öyle bir olay var işte trolleri mesela Loa yani normal bir trolü ölümlü yani troll ya hani bizim gibi bir ölümlü ama evet. Bunlara Loa gücü verilebiliyor. Bombsandi mesela. Ha aynen işte bu Bombsandi de eski bir troll doğru.
işte bir Muazzala rahibiyken Muazzala ona gücü verdiği için Loa'ya dönüşüyor. Şimdi o yüzden yani bu iki uçlu bir durum var. Belki bu gücü vermelerini bu şekilde onları bu döngüye katmalarından rahatsız oluyor. Böyle vahşi bir şekilde. Ondan izinsiz bir şekilde. Belki de bunu yaparlarken bir işte ne bileyim açıklık oluyor. İşte şey gibi Emerald Dream'de sonuçta işte Rift of Alm boşluğundan Void'in sızabilmesi gibi bunu bir tehlike olarak görüyor belki de. Bu sayede belki hatta Void işte Loa'ya benzer yaratıklar yaratıp işte bunları Loa'ymış gibi sızdırıyor içeri. İşte belki Hakkar'ın altında böyle bir hikaye var. İşte Void'in işte içeri sızmak için kullandığı, kendi yarattığı bir Loa benzeri yaratık belki O de. zaman çok eskiden bir şey bu, bayağı eskiden. Yani Rast'tan çok Tabii daha. yani belki işte bu Samden'in kastettiği o ama onu daha bilmiyoruz. Bence o şey olacak işte. Yani ben öyle bir ima aldım. Vol'jin'in hikayesi bu olaya bağlanabilir. Yani kötü Loa'ların kaynağını farklı olması gibi bir olaya bağlanabilir ve işte zaten genel şey olayı var ya işte Light'ın Void'in işte sızması saldırısı falan gibi olaylara bağlarsa işte bu Void War yani Void Savaşı olayına da oradan bir kapı açılabilir. Değişik değil. Evet. Chat'ten Bütün şey kovanın hikayesi böyle. bu arada şey chat'ten cevap vereyim. Korak ses Shadowlands'ta aktif oynuyorum. Arnat nickimde Demon Hunter. Şeyden bakarsan görebilir. Tomara'ya kim dedi? Biri de Sound diye. Tomara'yla bir tanışmışlığım vardır. Hatta Maldraxxus'ta Araya diye karakter var. NPC bir sürü metal göndermeli NPC koymuşlar. Geçen Death Knight'ımla gittim. Fotoğraf çektim koydum. Hatta o tweet'i de atayım size. Tomara ile olan fotoğrafımı da yanına koydum. Abimle yeniden buluştuk diye. Aradan ona da söylemiş olayım. Ha, bizzat görüştün hani onu o şekilde söyledi. Yani dur. Evet tabii. Tanıştım yani. Yok canım ciddiyim ya. Ciddi olan Dur abi atlıyorum tweet'i geliyor şimdi geliyor birazdan. tweet geliyor bir dakika. Hı. Ha? Bu arada ben şeyi sorayım. Aslında ufak tefek büyüklü küçüklü nasıl söyleyeyim? Hani bazı detayları atladık tabii ki. Dediğim gibi onları böyle tekil olarak ele alırsak yaparız. Kovanın Necrotic Wake'de ikinci boss'un orada Opet var. Tabii canım Ozzy Osbourne bile var ya. Yok şeyde Maldraxxus'ta. Bu Velhasıl şey vardı işte Amart diye bir hiç Amart var ya bu var. evet. Ama ona Amart'a göndermiyor. Tomara'ya tweet'i Devam edelim. geldi. Ha, Bayağı bir hatırladım. şey var. Gorgots diye bir şey death metal grubu var. Mesela o da şey Vendor şeyde işte Necrolord Vendor'u. Müsaadenle seni Aha abi takip ediyorum. Necrolord Rocks abi ya. Vallahi. Evet, tabii ki ne demek. Ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Buradaki arkadaşların yani bizde dahil de, yani takip etmiyorsanız bilmiyorum yani. Bilemiyorum. Yani daha ne yapalım? Görkem ben düşünüyorum ama şey yapabilir. Nasıl söyleyeyim? İstemeyebilir. Bir özetleyelim mi? Özetleyelim tabii. Yani çünkü zaten biraz böyle genel ne olduğunu anlatmış olduk. Bence şimdi üstüne tam yorum yapmalık duruma geldi. İşte ne olacak bundan sonrayı tam böyle Ha konuşabiliriz abi. şimdi. Özetle mesela Görkem'den başlayayım sonra Murat'a sorayım. Ne olacak abi sizce? Gerçekten. Hep bir yarım kalmış bir şeyler var ama. Yani bence şimdi ikişer ikişer birleşmeye başladı Covenant'ların hikayeleri. Sonunda dördü birleşecek. Dördü ortak dava için bir nevi Jailer'a karşı savaşta böyle güçlerini Arbitro'nun birleştirip biz toplantısı. de o olaya katılacağız ve ancak zaten öyle Jailer'la yüzleşebilecek seviyeye geleceğiz. Bence o zaman da şey olacak işte bu aynı anda kullanabileceğimiz legendary'lerin sayısı artacak muhtemelen o zaman. Ve işte her biri bir aşamada işte iki legendary, üç legendary sonunda set haline çevireceğiz bunu muhtemelen. Sonraki artık 9-1 ile falan gelecek şeylerle onu zaten anlarız. Ama bence genel gidişat en azından Covenant Campaign olarak
hepsi bir yerde birleşecek diyorum ben. Benim tahminim o yönde. Murat Han? Bence de birleşecek ama şey de var. Bazı kovalıklar çok hani sanki bir sonraki peş direkt Torghast'a Ceylo'ya gidiyormuş bitti. Yani sürpriz bir yani ben açık konuşayım. Neticede bazen tutturuyoruz. Ben 9-1'de Torghast tutuyorum. Jailer konusunda çok erken boss yapıp ardından pilot twist gelmesini bekliyor. Ben de biraz Murat Han gibi düşünüyorum. Çünkü şimdi bakacağımız zaman özetle dediğim gibi böyle bir öz tekrarlık geçmiş olayım. Ventri ve Maldraxxus'un sonunda yani Necrolord'un sonunda arkadaşlar Kel'Thuzad'ı Mav'a gönderdik. İşte Necrolord'lar House'larını kurtardı diyeyim. Topladı. Ventri'ler de işte nasıl söyleyeyim Sire'ı indirdi nihayetinde ve Kael'Thas'ı saflarına kattı. Prens şu anda Covenant lideri. Bastion'da Devos ve daha doğrusu Forsworn tehdidi ortadan kaldırılmış durumda. Ardenvild'dan aldıkları destekle işte Night Fae'lerden. Night Fae'lerde Drast'ları bertaraf etmiş durumda. Bo'Samedi'nin yalakalıkları devam ediyor ama Winter Queen'in sallamamazlıkları da devam etmekte. Özetle çok böyle bir cümleyle özetleyecek olursak bu şekilde. Görkem'in dediğine gelecek mevzu yani biz Jailer'ı indireceksek tek şeyden yekten bütün Covenant'lar birleşecek. Buna ben de varım. Ama Murat Han'ın dediğine de geliyorum. Ama bu indirme de olmayabilir işte. Çünkü hatırlarsanız bizde hissiyat da öyleydi. Lan acaba falan da yapıyorduk geçmişte BFA döneminde. Sylvanas'ı keseceğiz. Aynen devamında twist bekliyorum bu arada. Sylvanas'ı keseceğiz, son boss olacak, BFA'da mı ne koyacağız ortalığın falan derken aa Nuzot geldi meğersem Old God Expansion'ıymış falan dedik. Burada da bize şu anda bunu dayattılar. Yusuf'cum bu arada 3. ay aboneliğini kutluyor. Teşekkür ederiz, hoş geldin Yusuf'cum. Almanya'dan sevgilerle. Diyelim buradan German Covenant'ına gönderme yapalım. Velhasıl ben de bir sonraki patch'te Jailer'ın bir raid boss'u olup mevzunun çok başka yerlere bağlanacağını düşünüyorum. Evet. Murat Han gibi. Edu sen ne düşünüyorsun yavrucuğum? Ben şöyle... Sen Sylvanas'ı görmek istiyorsun her şekilde. Evet. Görmek istiyorum. Göreceğiz, göreceğiz. Backstory görmek istiyorum. Arkada ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyor. Mesela Eda'nın yaklaşımı bu şekilde. Ben sürekli bir görmek istiyorum. Neden buraya geldik, nasıl geldik, neden geldik? Hani bir şey göstersinler. Mesela Sylvanas neden buraya bize kapıları açtı? Bu zamana kadar ne yaptı? Ne olacak bitirelim. Değil mi? Evet, evet. İşte bir Elun, işte şey... Bir trend hakkında azıcık bilgi edinelim. O ne yaptı, ne ediyor hani oralarda... Hayır, Eda'nın en büyük sorusu da çıkmadı bu ara. Yani... Morgan Day ile yaptığı röportajda Eda'ya söz hakkı verildi. Sorduğu soru Elun nerede kardeş, Elun ne olacak dedi. Cevap alacaksınız. Evet, Tyrande'nin evet. Hikayesi içerisinde cevap alacaksınız dedi. Almadık. Alamadık yani daha gelmedi de zaten bence. Evet, Night Warrior kısmı onun bence girişi. Yani ilk böyle daha başlangıcı bile değil. Sadece girişini gördük. Oradan mevzu Elun'a bağlanırsa oradan bağlanır. Zaten işte şey Ysera da biraz böyle onu şey yapıyor işte Tyrande ile konuşmalarında bak bu güç seni kötü etkiliyor olayını o da diyor. Yani gidişat biraz o yönde. Sylvanas da mutlaka göreceğiz. Hatta Sylvanas'tan başka kardeşlerini de görme ihtimalimiz var gibi. Bir sürpriz olmaz bana yani. O olay bir şekilde bağlanacak. Onu görürsünüz bence. Sylvanas'ı yani yedirmeyiz. Zaten Sylvanas'ı yemek mümkün olmayacak, onu da göreceğiz. Evet, yani, onu da söylüyorum yani. Hiç sanmıyorum yani. Sylvanas çünkü yani hikayenin genel gidişatını bırakın. Blizzard için Sylvanas altın yumurtlayan tavuk. Kesilmez yani. Evet. O yüzden hiç bence beklentiye girmeyin. Boss olmaz. Ya bir de Arthas'a yazık ya. Onu da bir rahatlatalım o adamı ya. Yazık. Görkem Bey'le Murat Han Bey'e selam. Oo, ben bütün selam verdim bölümüm diye ama selamlar, evet. Ben selam. Bir de şey, Sylvanas'la Arthas'ın yüzleşmesini görmek istiyorum ya. Mutlaka. Evet ya yüzleşmesini... Bence şu an ikisi de artık bunu uğraşacak kafada değillerdir ya. Arthas canıyla uğraşacak. Bir salın tarzında. Yeter lan, olan oldu işte. Ya yazık
adama... Gerçi Silvanas hala triggerlanıyor aynı konu açısından. O ayrı ama. Böyle başka bir şey görmek istemiyorum. Şey sormuş bak, Maxima yayından da söyleyeyim. Nathanos nerede? Nathanos bana da ayrıca soran da çok oldu. Nathanos'un yani son gördüğümüzde Mav'a gideceğinden çok emindi ya. Mav'a gitti o bence. Yani zaten çok büyük ihtimalle Mav'da ama Sylvanas'a karşı son işte verilen görevleri yapamadığı için hem kitabın konusu hem de işte sondaki o Tyrande ile yüzleşmesi kısmı oralarda işte biraz Sylvanas'ın gözünden düştü. Yani gene oradadır ve çok büyük ihtimalle de kendini ispatlamak için görev bekliyor. O kendini ispat kısmını o yani onun üzerinden Nathanos'u göreceğiz bence. Nathanos kendini Sylvanas'a yeniden kanıtlamaya çalışacak. Ve çok büyük ihtimalle Mav'da bir olaya ya da işte ya bize karşı ya da işte Jailer'ın planıyla ilgili bir şeyde onu muhtemelen göreceğiz. Vallahi Sylvanas'ı öldürecekler abi, ola da bilir. Yani yok evet. Deme aşkım, ben kimlerin öldüğünü gördük bu hikayede ya. Ölebilir ama işte yani mesela herkesin beklediği gibi olmayacak bence. Çünkü hepimizin dedim ya, herkesin beklediği şeyler belliydi abi. Yani şimdi BFA'daki beklentileri lütfen reddetmeyelim tabii yani. Ben hatırlıyorum yani evet, evinde Zülfikar çekip... Herkes bekliyor hatta. Sevmekle alakalı değil. Yani Sylvanas boss olacak olsaydı en uygunu işte Battle for Azeroth'un sonuydu. Ama olmadı. Yani orada yapmadılarsa şu anda olması çok böyle yani zor. Herkes ölecek. İlla o tren kaçtı yani. Bak mesela bak, o da ayrı bir konu. Varian yani değil mi? Hızlı gitti. Yani Shadowlands gibi bir temada tekrar değerlendirilebilir yani öyle karakterler. Evet yani hem Varian hem bir de şeyi de gördük mesela, Garrosh göndermesi yapıldı hem şeyde animasyonda hem görevde. Ha yani, Garrosh yok daha. Raid'de de onun göndermesi vardı, görmüyorduk. Ama işte daha böyle göreceğimiz çok karakter var bence ve her patch'te böyle bir grup böyle geçmişten bildiğimiz karakter açılacak. İşte şey söylentisi var en yoğun. İşte Durotan işte yeniden gelecek diyorlar. 9-1. Durotan gelecek ne olacak abi? Allah aşkına demin bir yere neye bağlayacak? Tamam babası. Tamam da yani bu kadar kozmik bir konuda ben Durotan umurumda olmuyorum. Yok yok. Yani sadece şey gibi işte 9-1'in konusunu bir nevi bağlamak için kullanacaklar onu aile muhtemelen. Aile birleşmesi olacak mı? Olur yani, geldikten sonra evet, Drotan gelip artık şey Draka ile bir kavuşurlar muhtemelen. Ama Tral olur mu onu bilemiyorum. Olur muhtemelen o da yani, o kadar yolunu yaptılar. Troll şu an Oribos'ta kendine gelmek istiyor ya, kıyamam. Ya abi o konsey var ya oradaki, böyle üçlü oturuyorlar. Evet, abal, evet. Acayip bir cringe. Şimdi o kurtardığımız üçlü ve hatta işte şey Bolvar'ı da ona katabiliriz. Onların hepsinin bir yan hikayesi var şu anda. İşte mesela şey Bolvar işte kızıyla şu anda buluştu. İlk aşama o oldu bence. Diğerlerinin de her birinin işte Shadowlands'ta olan bir ana karakterle bağlantısı var. İşte Tral'ın Drotan'la var. İşte Bane'in Cairn'le var. Jaina'nın da işte Ronin'le var. Yani Arthas kartıyla alakası var. Arthas, tabii Arthas da var. Yani Arthas'ı şimdi baştan dediler işte bir ana konuda ana karakter olarak görmeyeceğiz. İşte görsek bile çok az bir şey olacak. Ana bir karakter olmayacak. Onu görmeyeceğiz yeniden dediler. Arthas kapısı kapandı. Ben o yüzden Ronin bekliyorum. Yani Ronin'i görebilir. Ya da ana karakter gibi olmasa bile bir ufak bir işte buluşma, görüşme gibi olabilir. Ama çok büyük ihtimalle bu tarz böyle geçmişten karakterleri göreceğiz yani. Ama Varian hakikaten çok ucu açık. O da çünkü Anduin'in bağlantısı. Ve Anduin'i hala kurtaramadık. Anduin'e ne olacak o da belli değil. Bu arada biz Covenant hikayelerini anlattık ama
Mav hikayesi de işte bu Torghast üzerinden giden hikaye de yarım kaldı. İşte üçünü kurtardık. Anduin kaldı. Anduin'i de silah olarak kullanmak için işte kılıcını dönüştürdüler falan. O da yarım kaldı ve işte Anduin'le ilgili olan karakter de Varian. O yüzden bence onu da görme ihtimalimiz var. Holy Morn. Hatta belki Anduin Darkseid'e dönecek. Darkseid'den onu kurtaracak olan kişi de Varian olabilir. Yani sensin Darkseid falan diye. Yani Jailer'ı yedirmeyiz. Adam ol evladım seni böyle mi etkileyecek böyle Varian onu? Yani olabilir gayet. Çünkü kılıç Varian'ın kılıcı sonuçta. Onun ruhunun izini taşıyor. İşte o ikiye bölünmesi olayı Varian'la alakalı. Aba o düşünsene oradan ikiye bölünüyormuş işte iki tane farklı Varian çıkıyor ortaya falan. Önce Anduin sonra Varian. İşte iki Varian ruhu bir arada geliyor falan. Olabilir yani. Aynen, şöyle bir baktım böyle falan. Açık yani. Güzel olurdu ama. Ama genel tema bence işte bu kurtardığımız karakterlerin her birinin işte bir bağlantısı ileride devam edecek gibi. Onun yolunu evet. Yapıyorlar gibi sanki. Ya şöyle bir şey var. Eğer yani Jailer'ı öldürürsek Sivanas yalnız kalacak. Acaba Sivanas... Ölmeyecek Jailer. Öyle bekler. Öyle bir düşünceli olmaz. Nasıl öldürülür Jailer? Ya İlidun ölmedi. Arthas ölmedi. Jailer'ı öldürememişler zaten. Bak işte evet. Yani Jailer'ı öldürebilecek olsalar zaten hapsederken öldürürlerdi. Evet ve şu an bile hala 3.5 atıyorlar yani. Nereye öldürüyorlar diyorsun? Herkes öldürelim gitsin. Yani bilmiyorum nihayete varacak hikaye. Ama ben şeyi söyleyeyim açıkçası. Necrolord açısından tekrar konuyu son bir yorum getireyim. Saatler SGK'lar için zil çalarken. Ben şu ana kadarki hikaye akışını Necrolord'da sevdim. Ben beğendim. Ben de Arden Wheel'da. Yani öyle... Ama işte sonu kötü, sonu çok zayıf. En çok... Mesela Batman açıdan çok daha duyuldu. En çok aksiyon dönen taraf Arden Wheel'da. Onu da söyleyeyim yani. En fazla olay... Ama sen mesela kıyas... Gerçi... Hayır. Öyle söyleme aşkım. En çok deme. Çünkü benim Covenant'ımı oynamadın. Yok oynamadım ama işin anlattıklarını... Ya bölgeye girdiğinde seni arenaya at. Arenada da var ya. Daha aksiyon ne olacak ya? Hayır, sen mesela yaptığın görevleri işte beğendin mi? Yani beğendim de şeye gıcık oluyorum yani Winter Queen'e gıcık oluyorum yani. Sürekli bir böyle şey gıcık bir kız yani karı yani ben diyemiyorum. Ben abi çok sevmiştim ilk önce bayıldım ilk önce çok sevdim sonra abi beni gıcık etmeye başladı mesela. Git anima topla, git şuradan anima topla, sen daha çok anima topla. Abi Carbot'un bir videosu geldi gördünüz mü onu? Bıktım artık onun animasından. Abi Carbot'un World of Warcraft'la ilgili son bir animası, anima diyorum. Videosu var, anima ile ilgili dalga geçiyor ama efsane dalga geçiyor abi. Böyle bakayım görmedim ben. Abi efsane böyle işte bir adam geliyor böyle gözleri yaşlı falan. Geleceksen gel falan filan işte kimi seçeceksin oradan Covenant seçiyor, Bastion'ı işaret ediyor falan. İşte uçarak gidiyor böyle gözleri falan doluyor böyle işte Shadowlands'e gelmiş şu bu falan derken böyle işte Damla'yla veriyorlar animayı buna falan böyle kovayla. Sürekli tuvalet temizliyor. Tuvalet temizliyor orada yerleri temizletiyorlar. Ama gerçekten böyleyiz yani ne yazık ki böyleyiz. Yani. Abi çok güzel yapmışlar onu ya. Buldum atıyorum onu. Abi çok çok inanılmaz güzel bir video. Carbot'un son videosu arkadaşlar izleyin mutlaka. Murat'ın da yorumunu aldık. O Bastion ve Night Fae'yi aynı anda yaptı. Evet. Bastion'ı daha doyurucu bulduğunu söyledi. Görkem sen Ventry'i sevdin mi genel anlamda? Beğendin mi? Hikayesel. Ya, iyiydi bence. Yani zaten şey işte Raid'den dolayı aslında en çok spoiler'ı Ventry yedi. Evet. Yani konuyu zaten yapmadan biliyorduk ne olacağını. Aynen öyle. Öyle sürpriz bir şey de olmadı. Zaten Raid'de olacak şeyleri de gördüğümüzden hep onun yolunu yaptık. Bir en sonda o şey işte Draka'nın gelmesi kısmında aa dedim böyle. O kısmı bilmiyordum. Görmedim de daha önce netten. Orada güzel bir böyle sürpriz hissiyat yaşadım. Sonu da şey güzel bağlandı. İşte Kel'Thuzad'ın işte güç seviyesini görmemiz falan olayına. Ben o yüzden bayağı memnun bitirdim yani Ventir görevini. Kael'thas kısmını zaten şey
Yani o kadar fazla göreceğimizi, o kadar içli dışlı olacağımızı tahmin etmiyordum. Baya yani Kalitas devamlı bizimle beraber. Sonradan da görüyoruz. O şey yani o açıdan mesela Kyle hayranları varsa bayağı fanı var biliyorum. Yani Venter'i seçtiklerine pişman olmazlar. Bayağı doya doya Kyle Tas yani. Sonlarda da bol bolca var. Diablo 2'nin var O kesin. kısmı iyi yani. Ve hala Diablo aynı derecede 2'nin kalın var. kafalar. Diablo Nerede aldın 2 cover'ı? ama Blizzard made diye duymadım, haberiniz olsun bu arada, konu değişmiş oldu da. Özür dilerim. Yok, şey, firmaya Blizzard şey yapmış. Activision Blizzard almış. Ve şey yani yarı official Ha, yaptıracaklar. aynen. He. Oha, tamam. Blizzard yapmıyor mu? O zaman nasıl Ben söyleyeyim? son bir şey söyleyeyim bu arada. Ha, söyle. Başta diyecektim de. Söyle, evet. Ya kendi aramızda da konuştuk da. Ya görmüşsünüzdür belki Exolinas işte bir ek sözlükten kendisine gelen yorumu paylaşmış. Şu anda Yani yayında Okan o mevzuyu konuşuyor galiba. işte o zaman stereo yapmış olalım. Yani ben de diyeyim yani bak biz de böyle şeyleri görüyoruz, üzülüyoruz. Yani ya şurada hakikaten 3-4 kişiyiz ve bayağı kapalı bir böyle kitleyiz. Kendi içimizde bir şeyler yapıyoruz. Burada hakikaten biz kimseyi ne rakip olarak ne düşman olarak ne böyle ne bileyim böyle şey görmüyoruz. Onlar bizimle beraber oyun oynayan arkadaşlar. Yani paslaşıyoruz işte sosyal medyadan birbirimize böyle bir şeyler de diyoruz, paylaşıyor, seviniyoruz falan. Yani bu insanlarla ilgili hani bizi seven onu sevmemeli ya da ne bileyim biz hikaye anlatıyoruz öteki anlatan kötü anlatıyor falan diye zaten böyle bir şey yok. Yani hepimiz aynı oyunu oynuyoruz. Hepimiz benzer şeylere ilgi duyuyoruz. Yani bunlar zaten bizi birleştiren şeyler aslında. O yüzden yani böyle kötü yorum gelmiş. Bir de o yorumu yapan işte onu izlemeyin, Akfon'u izleyin. Akfon'u da Direkt zor onu duruma targetlemiş düşürmüş. ki ben Hayır sana hayır diyorum yani oradaki durduk yerde o böyle sanki şey evet, onu targetlemiş. Kore'ye dahil Biz edildi oradakiyiz durup böyle. işte. Yok yok. Yani Dur. orada çok niş bir şey söyleyeyim. Özür dilerim abi, sözünü kesiyorum. Evet. Arkadaşlar ben de, Görkem de, Muratan da, Eda da ve evet veriyorum büyük spoiler. Akfon da. Abi biz Miraç izliyoruz, haberiniz olsun. Evet yani adamı biz zaten en eski yayıncılardan biri yani bayağı Hani yol gösterici bakayım nasıl yapmış bunu nasıl anlatmış bunlar da nasıl işlemiş bu konuyu falan diye özellikle adam cumartesi bu konuda günlerini eski yani. onun chatinde falan buluşuyoruz. Haberiniz olsun yani. Şu anda mesela evet Miraç Bey bazen raid Evet ben arada ziyaret ediyorum. progresinde bizleri ziyaret ediyor, selamını veriyor. Okan'a gidiyor, selamını veriyor. Biz Okan'la birlikte yayın yaptık, muhabbet ettik, video yaptık, Aynı YouTube'a koyduk. guild'deler zaten değil mi bu Evet arada? evet aynı Akfon ve guild'deler. anlaşıyorsun Yani ya işte sıkıntı yok. Spear'dalar O galiba. Ya yani yok çok o saçma böyle yani adamları böyle onu izleme bunu izle o daha iyi Hayır bir bu de daha kötü şimdi falan. şöyle bir şey böyle bir yorum yapıyor başka bir yayıncının ismini veriyor ve güya ona iyilik yaptığını düşünüyor ama şu an onu targetliyor. Yani şey Ve getiriyor. evet Evet. bunun Anlıyorsunuz değil mi o ince benzeri de benim noktayı? Çok başıma kötü bir şey. geldi bu arada. Bunu hiç açıkta söylemedim de hani bunu da bu fırsatta söyleyeyim. Hani neden hani Görkem bir bende nasıl komünitenin dışına itildim, daha dışına itilmekten çok niye İngilizceye geçtim yine artık şeylerinden. Evet. Bir Exolinas'la çakışan bir yazım oldu benim. Onun yanıt hakkında bir yayın yapmıştı. 2 sene önce. Benim daha blogumun ilk senesi. Hatta ilk yazılarından biri. 2 yıl olacak bu arada. Nierot hakkında bir yayın yapmıştı benim. Bu da vardı bu arada. Yani. Nierot hakkında, Kutulu hakkında bir şeyler yazmak. Aradaki bağlantılar hakkında detaylıca bir şeyler yazmak. Ben de üşenmiştim. Pazar gününe denk gelmişti yazmak. Detaylıca yazmıştım bir de yani. Gayet hani bütün o Lovecraft kadlarından falan örnek vererek. Abi bir yorum gelmişti. Aynı adam biz daha sonra gelip trolledi zaten YouTube'dan. Haddini bildirmiştik gerçekten. Yani bunu söyleyeyim haddini bildirmiştik. Şey diyor işte hani ben işte o yazıda Taliesin'den, Akolon'dan, Pavremen sürü yapmışım ve hepsini belirtmişim. Linklerine kadar. Link geçtim. 80 TL. Video sahnelerine kadar linklemişim söyleyecekleri şeyleri. Hani bir bunlarla beraber hani böyle bir teori şey. Yani bunları söylediklerinden upuzun. İşte hani başkalarının fikirlerinden yapıyorsun, hani kendi fikrin yok. Exolinas zaten bunları söyledi falan. Yani
Exo o sırada okumuş olsa herhalde mutlu olurdu yani kendi gibi böyle lore hakkında konuşmak isteyen birinin olmasından. Gerek öyle şeylere ya. Bir şey aslında yani bu. Zaten adama niye ters gidesin ki yani? Birbirinin aynı Evet. konudan bahsediyorsunuz işte yani. Yani böyle birini övmek için diğerine evlenilme gerek. Ya Gerçekten. bence çok da şey yapmaya gerek yok. Hani söyledik tamam abi işte boş Evet. yani. Evet. Üstüne bir de şey diyeyim yani platformları da ezmeyin bu arada. Yok işte Ekşi'den ezdiği için Ekşi'deki herkes kötüdür. Herkes orada zaten şöyle yani abi, yani platform bu. Yani oraya herkes üye olup yazabiliyor. Yani Twitch'e herkes yayın açabiliyor. Twitter'a hesap açabiliyor. Onun gibi bir şey yani. Platformları da ezmeyin. İnsanları da ezmeyin. Yani oyunu da ezmeyin. Yani oyun zaten beğenmiyorsan oynanmaz. Sevmiyorsan üzerine bir şey demeye de bilirsin. Ya da beğenmedim dersin. Kendi kişisel yorumunu atarsın. Bunu başkası üzerinden yapmana gerek yok yani. Özellikle lütfen rica ediyorum. Yani benim kişisel ricam yani bireysel saldırıya girmeyin. Abi yorum yaparken, eleştiri yaparken insanların üzerinden yapmayın. Kendi kişisel yorumunuzu yapın ve böyle yani ona da biz de saygı duyalım. Evet olabilir diyelim. Çünkü herkes her şeyi aynı şekilde düşünmek, yapmak zorunda değil. Herkes oyunu farklı şekilde oynuyor. Haliyle farklı şeyler düşünüyor. Ama işte sen bunu öyle yapmıyorsun diye başkası üzerinden bunu yorumlamayın. Eleştirilerinizi de öyle yapmayın. Bu kadar. Ya eleştiri yapabilir. Zaten en başta yaptığı eleştirilerde bir sıkıntı yok. Beğenmiyor Evet olabilir. evet yani Onun aynen. muhabbetini sevmiyor olabilir. Hoşlanmıyor olabilir Şimdi vesaire sıkıntı yok. En son da yaptığı diğer şey bildiğin suçlama kötü. Yani evli barklı bir adama o çok ayıp. Yani evet yapılmaz. aynen. Heh, aynen. İşte Sıkıntı yok kişisel saldırıya çocukça. giriyor. O dediğim o yani. Aynen. Çocukça bir Tamam muhabbet ben şöyle düşün. açıkçası İnternette klavyesi olan yazıyor. dediğim gibi abi şöyle araya girmeye çalışıyorum inatla açıkçası gereğinden fazla da zaman ayırdığımızı düşünüyorum. Çünkü biz ne kadar çok zaman ayırırsak bu tarz troll arkadaşlar da o kadar değer gördüğünü Bu zannedip da doğru. Feedback vermiş oluyoruz. Doğru, evet. yazmaya devam edecekler. O yüzden boş mevzuyu kapatıyorum ve arkadaşlar SGK çanları çalarken veda ederken bu konuyla alakalı madem öyle şöyle söyleyeyim. Şu bayan şu şekil giyinir. Ya bu Bu bayan şu bayan bu şekil giyinir. şekildedir. Kurban olduğum Rabbim böyle buyurmuştur. Fakat lakin ki Böyle öyle değildir. değildir. Diyoruz ve arkadaşlar bir sonraki Lore Konseyi'nde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bizler Güle buradayız. güle, Sosyal iyi geceler. medyadan, Twitch'ten, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan İyi dilediğiniz yerden geceler. bizlere Görüşürüz. ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu Güzel. pandemi günlerinde dikkatli olun. Lütfen aman ha kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.